Gelin kaynana arasındaki çekişme bitmek bilmiyor. Bir gelin adayı kayınvalide adayıyla asla böyle konuşmamalı. Gelin adayı olmadığı için bırak konuşsun garibi. Hem Nurgül hem de Nazlı Hanım Emre'ye ya o ya ben diyor. Sen seçim yapacaksın, başka hiç şansın yok. O beni zaten çoktan ezdi geçti. Onun bir tane var, o da yanında. Ben de kaynana Nazlı Hanım'ın son hamlesi deprem etkisi yaratacak. Ayıp denen bir şey var. Ayıbı sizin öğrenecek değilim bu yaştan sonra. Öğrensen iyi olur. Emre'yi neden gizlice eve çağırdı? Neler konuştu? Kendi aramızda bir şey konuştuk. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Nurgül bu gizli buluşmaya nasıl bir tepki gösterecek? Ortaya öyle gerçekler çıkacak ki yer yerinden oynayacak. Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Murat ve Havva Nur aşkında kriz üstüne kriz. Sevim Hanım'ın mektubu Havva Nur'u duygusal anlamda yerle bir etti. Sen beni yalnızlığa mahkum ettin. Bir evlat annesini bin adama değişmez. Havva Nur sessizliğe büründü ve gözyaşlarına boğuldu. Daha bitmedi. Baba Esef Bey'den gelecek olan mesajlar Havva Nur'u mutlu mu edecek yoksa iki kat daha mı üzecek? Seda Hanım, sorar mısın Havva Nur'a? Murat bu olaylar karşısında nasıl bir tavır sergileyecek? Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Stüdyoda başımızdan aşağı güzel haberler. Amin. Güzel olumlu telefonlar alalım. Amin. Selami'nin yerine ben artık devam ediyorum. Çok güzel haberle geliyor çok sevdiğimiz hocamız. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Bülent Koç hocam geliyor.
Hocam hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın hoş hocam? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler hocam. Bülent hocam, önce daha önce başarısız bir burun ameliyatı geçiren biri tekrar ameliyat olabilir mi? Tekrar ameliyat olabilir. Herkesin de merak ettiği bir soru. Çünkü insanlar bu ameliyatları geçti. Gerçi birçok ameliyatı geçirdiğinizde bir aksilik olduğu zaman karamsarlığa kapılmamanız lazım. Tıp da çok gelişti, teknikler de çok gelişti. Burunda da biz revizyon ameliyatlar dediğimiz, bazen birkaç kez ameliyat olan ve sıkıntı yaşayan hastalarda bile çok daha sağlıklı, güzel sonuçlar elde ediyoruz. Yalnızca kıkırdak problemi oluyor. Burun şekillendirmede kullandığımız, çünkü o burun içinden harcanmış oluyor ilk ameliyatlarda. Bunun için de kulak içi ya da kaburga kıkırdağı kullanılabiliyor. Bunlar da birkaç günlük ufak tefek sıkıntılarla geçiyor. Genelde çok iyi tolere ediliyor. Peki burun tıkanıklığı olanlar kendisi bunu nasıl keşfeder? Hangi durumda doktora başvurmalı? Güzel soru. Çünkü hani var mı bir burun tıkanıklığı? Bunu her zaman anlayabilir misiniz? Her zaman anlayamıyorsunuz. Çünkü hep aynı burunla yaşadığınız için bazen olduğunuz durum size normal geliyor. Anlayanlar nasıl anlıyor? İşte eforla spor yapıyorsunuz, çabuk tıkanıyorsunuz. Merdiven çıkıyorsunuz, çabuk tıkanıyorsunuz. Gece yastığa başınızı koyduğunuzda burnunuz hemen tıkanmaya başlıyor. Horlamaya başlıyorsunuz. Belki farkında değilsiniz. Çevrenizde olanlar farkında. Sabah yorgun uyanıyorsunuz, dinlenmemiş uyanıyorsunuz. Nefes alırken bir tarafınız daha kapalı hissediyorsunuzdur. Bunlar genelde bir tıkanıklık belirtileri. Peki eskiye göre burun ameliyatlarındaki değişiklikleri anlatıyorsunuz ama ben yine istiyorum yeni değişiklikler. Hastaların korktuğu morarmalar, şişmeler, eskiden tampon, metrelerce tampon sokuluyordu. Tamponlar, bu sorunlar devam ediyor mu? Ciddi oranda azaldı. Şimdi çok daha sağlıklı bu ameliyatlar yapmak için. Kemik yapısını eskiden tabii klasik yöntemle bu kısımdaki yukarıdaki kemik yapısını şekillendirdiğiniz zaman travma çok oluyordu. İnsanlarda ciddi morarma, ödem, şişlik, işte bez tamponlar, bunlar hep işi efsanevi bir hale getirdi. Şimdi bu kemik yapısını hiç kırmadan ultrasonik olarak piezo cerrahisiyle şekillendiriyoruz. Darbe etkisi yaratmadığınız için insanların yüzü çok fazla şişmiyor, morarmıyor. Evet, evet. Birinci gün şaşırıyorlar. Onun için birinci gün burunlarına nazar boncuğu koyuyoruz. Çünkü hastalarımızı görenler soruyorlar. Hani hiç ameliyat olmamış gibi çoğu görünüyor. Açık tende bile çok iddialı oluyor. Aynı ameliyatı aynı zamanda da tamponsuz şekilde de yapabiliyorsunuz. Hem tamponsuz hem de kırmadan piezo cerrahisiyle yaptığınız zaman beklediğinize göre ciddi rahat bir süreç atlatıyorsunuz ameliyat sonrasında. Peki Bülent hocam, burnumuzda estetik problem varsa nefes alma sorunlarıyla aynı anda çözülebilir mi? Yani aynı operasyonla? Aynı anda çözmek en güzeli. Burun tek organ. Biz zaten estetik yaparken de burun içini bir şekilde kullanıyoruz, kıkırdakları alıyoruz. Orada eğri kıkırdakları da alıp düzeltebiliyoruz. Buradan çıkan eğri kıkırdakları burnu şekillendirirken, güçlendirirken kullanabiliyoruz. Bizim için çünkü onlar altın değerinde, hastanın kendi dokusu, burun şekillendirirken kullandığımız dokular. Tek ameliyatta ikisini beraber çözmek en güzel çözüm. Çoğu yaptığımız ameliyat bu şekilde. Onun için böyle bir sıkıntınız varsa, dışıyla da ilgili bir değişiklik düşünüyorsanız bir taşla iki kuş vurulabiliyor. Gayet de güzel atlatılabiliyor açıkçası. Daha da iyi olur diyorsunuz. Tabii. Peki o zaman hem nefes problemi hem de estetik aynı anda olunca şişlik, morluk artar mı? İçeride yaptığımız bazen ciddi düzeltmeler yapıyoruz burun içinde nefes alma ile ilgili. Siz onları hiç anlamayacaksınız. Yani size hiç yansımayacak. Siz yalnızca yüzünüze yansıyan bir miktar şişlik, biraz gerginlik olur burun etrafında. %90 ağrı kesici hastalarımız kullanmıyor artık ameliyat sonrasında. Çünkü ihtiyaçları olmuyor. Biz her zaman reçete ederiz. Herkesin ayrı ağrı eşiği farklı olduğu için ama çok ağrılı bir dönem değil. Ağrılı sızılı geçmiyor. %80 hastada ciddi bir morarma, şişme olmuyor. Birinci haftadan sonra ameliyatınız bitmiş gibi bakabilirsiniz. Çünkü burun üzerinde plastik bir atel oluyor. Onu kaldırdığımız zaman çok rahatlıyorsunuz. Mevsim geçişlerinde burun ameliyatı olanlar nelere dikkat etmeli? Nelere dikkat etmeli? Bu aralar olan şey bu. Hani bahar aylarında ameliyat oldunuz. Bu dönemde artı bir alerjik durum var. Var sizin evet. De bir alerjik yapınız varsa. Ben de varsa, özellikle var. Ne yapıyor? İşte sizde bu aylar benim alerji. Sen de öyle misin Ahsen? Ben de öyleyim. Sürekli burnum tıkanık. Tabii tıkanıyor. Neden? Çünkü vücut oraya bir kan pompalıyor. Dışarıdaki alerjenlere fazla yanıt verdiği için bir şişme oluyor. Etlerde de büyüme oluyor. Hem burun tıkanıyor. Burun tıkanıkta olanlar bunu daha çok yaşarlar. Çünkü zaten tıkalı bir burun tamamen kilitleniyor. Ameliyat oldunuz, burundaki şişlik de artıyor. Hapşurmalar çok istemediğimiz şeyler. Onun için rutin olarak alerji için bir ilaç yazıyorum.
Yani bu dönem için. Hapşırmak istemediğiniz estetik ameliyatı olanlar. İçi içinde olsa ilk 3 hafta bizim için çok fazla basınç yüklememek lazım. Onun için bir alerji için bir ilaç mutlaka gerekli. Bu dönemi bununla atlatıyoruz ama alerjik bünyeniz çok fazladır. Belki birkaç aya kadar bu ilaç tedavisi uzayabiliyor açıkçası. Benim burnumda estetik yok ama bu mevsim özellikle benim burnumun tıkandığı mevsim. Bu mevsim tıkanıyorsa muhtemelen konka dediğimiz burun etleriniz büyük. Bunlar burun içinde kemik dışında iki yanda etler de var. Mevsimsel sonra gidiyor. Tabii mevsimsel olarak onlar genişler ama gittikçe de böyle kalıcı bir genişlik de onlara kazanıyorlar. Mesela zamanla bu sefer mevsim dışında da yaz aylarında da burnunuz tıkanmaya başlıyor. Ne yapıyorsunuz bu gibi durumlarda? Hafif düzeyde ise ilaç tedavisi. Bir alerji hapıyla burun spreyi. Spreyle. Spreyin bile en hafifini seçiyorum. Evet. Onlarda düşük kortizonlu spreyler var. Kana kesinlikle geçmiyor ama ciddi oranda baskılıyor. Ama etler çok büyümüşse de bunları hiç kesi yapmadan. Sizden ayrıca o spreyin ayrıca bir ismini alacağım. Tabii çok fayda görürsünüz. Bir 10 günden sonra etkisi ortaya çıkıyor. Ve hafif düzeyde olduğu zaman da %90'larda neredeyse baskılıyor. Ama çok büyümüşse etler onları yalnızca iğne gibi bir cihazla içine girip radyo frekans dediğimiz elektrik akımıyla biz fazla dokuyu yakarak küçültüyoruz. Lokalle de yapılabiliyor, genelle de yapılabiliyor. Yaklaşık 20 dakikalık bir işlem. Bu kadar kolay. Peki doğal burun ameliyatı ne demektir Bülent Hocam? Doğallık nedir? Kendinizsinizdir. Yani doğal sizin yapınız doğallığınızdır açıkçası. Sizi tarif eder. Yani yüzünüzde sizinle uyumlu, bakıldığında anlaşılmayan bir burun yapısı doğal bir burun yapısıdır. Hani bu kaşınızı, gözünüzü, yüzünüzde de bir işlem yaptırsanız sizi bozmuyorsa, karşı taraf bunu anlamıyorsa, hani bir gençlik hali var, bir iyi uyumuşluk, dinlenmişlik hali var ama nedir bu? Soru işareti denildiği zaman, siz de bunu anlatmadığınız zaman bu doğal bir işlemdir. Bazen çok büyük burunlar bile küçültüyoruz. Hiç burnu, belli olmuyor. Evet, yüzün uzunluğuna, genişliğine göre, dudak mesafesine, göz arasına göre yaptığınız zaman yakınları bile bazen anlamıyor. Hani bir değişim var da botoks mu yaptırdın tabii, diyorlar özellikle mesela. Özellikle bunu erkekler çok tercih ediyor Bülent Hocam'ın bu söylediklerini. Çünkü erkekler, bazı erkekler genelleme yapmak istemiyorum. Burun ameliyatı olduklarında bunun belli olmasını istemiyorlar. Tabii. Artık, o kadar güzel işler çıkarıyorsunuz ki artık belli değil. Kadınlarda da bu iş bu şekilde gitmeye başladı. Başladı artık mı? Kadınlar biraz abartı seviyorlar. Daha düz profil isteyen de çoğaldı eskiye göre. Hiç anlaşılmasın diyen de çok arttı. Ya da dediğiniz gibi hafif bir kavis ama doğasında da anlaşılmayan kibar bir kavis hali konuşulan şeyler. Burun estetiği ameliyatı öncesi ve sonrasında hastalar nelere dikkat etmeli? Nelere dikkat etmelisiniz? Birincisi ameliyat olacaksınız. Yani bir genel anestezi alacaksınız. Bunun için herhangi bir hastalığınız varsa, kronik bir hastalığınız, bir ilaç kullanıyorsanız, ya herhangi bir beslenme ürünü kullanıyorsanız bu konuda bizi bilgilendirmeleri gerekiyor. Biz de bunu anesteziyle paylaşıyoruz. Buna göre gereken bir tedavi yapılabiliyor. Kan sulandırıcı, bazı vitaminler de bunu yapıyor. Bunları kullanıyorlarsa belli bir süre içinde şey yapabiliyoruz. Onun dışında ameliyata iyi karar vermek lazım. Yani gerçekten bunu istiyorsunuz. Bu herhangi birinin isteğiyle değil de sizin isteğinizle artık olan bir şey. Artık kişiye özel tasarım yapılıyor değil mi? Tabii. Sizin yüzünüzde bu gidiyorsunuz hocam. Gösteriyoruz ama her zaman da diyorum bu birebir sonucu yansıtan bir şey değil. Ama yani bir tasarım yaptığınız zaman hastanın aklını okuyabiliyorsunuz. Yani ben bunu yaptım. Hocam sen biraz daha kavisli olabilir mi? Ya da biraz daha kalkık olabilir mi dediği zaman bunları not alıp aklındaki beklentiyi anlıyorsunuz. Yani o açıdan çok önemli bir örnek olarak. Peki birkaç tane sosyal medya sorusu. Tabii. 7 ay önce burun estetiği oldum. Üst dudağımda ve burnumda ağrılar. Ne yapmalıyım? Ne kadar süre sonra geçer diyor Bülent Hocam sana. 7 ay aslında bu tip sıkıntıların azalmasını beklediğimiz bir zaman dilimi. Ama burun ucu da burnun direği en hassas olan yer. Burası dudakla da bağlantılı. Buradaki kasları da ayırıp yapıyoruz. Genelde bu kadar süre uzamıyor. Hastayı kendi içinde değerlendirmek lazım. Ama birinci yılı da tamamlamak lazım. Hani birinci yıldan sonra devam eden şikayetler bizim için çok daha önemli. Biraz daha zaman geçirebilir. Biraz dudak hareketleri, yüz mimikleri yapıp kasları rahatlatabilir. Bazen hastalar ameliyat sonrası uzun süre yüzlerini, mimiklerini kullanmıyorlar, donuk duruyorlar. Tabii kas da donuklaşıyor uzun süreden sonra. Sonra geriliyor. Baştan biraz kullanmak lazım, çok korkmamak lazım. Yavaş yavaş kasları alıştırdığınız zaman bu gerginlikler de çok az oluyor. Peki, burun estetiği yaptırmak istiyorum ama sürekli çalışıyorum. Estetikten ne kadar süre sonra işe dönebilirim? Masa başı çalışıyorsanız alçınız alınır 5. 6. gün.
işinize dönebilirsiniz. Zaten ayakta atlatacaksınız ikinci günden sonra. Yatmayı hiç önermiyoruz ama ağır bir iş yapıyorsanız şöyle bir 10 kilonun üzerinde, 5 kilonun üzerinde çok fazla ağırlıklar kaldırmamanız lazım ilk 3 hafta içinde. Bir hafta ya da 10 gün sonra işinize dönün, şunlara dikkat edin diyerek hastalarımızı yönlendiriyoruz. 22 yaşındayım. Küçükken burnuma taş atıldı. Nefes almakta güçlük çekiyorum. Geceleri ağzım açık uyuyorum. Şeklini beğenmiyorum. Ne yapmalıyım? Ne yapmalısınız? Öncelikle bir muayeneye gelmeniz lazım. Daha dün ameliyat ettiğim bir yabancı hastam vardı. Kavgadan dolayı bir darbe almış. Taş da bir darbe. Düştüğünüzde de bir darbe. Genç yaşta ama burun içi tamamen tıkalı. Neredeyse %90'larda nefes alamayan bir burun yapısı. Çünkü tamamen kırılmış, kaymış. İçeride airbag gibi bir görev görüyor içerideki kıkırdak. Tabii bu darbenin etkisini biraz emiyor size çok ulaşması ama kendisi ne oluyor? Bu sefer harap oluyor, eğriliyor, kırılıyor. Tamamen kıkırdağı çıkartıp masada tekrar hazırlayıp yeniden oturtuyoruz burun içine. Yani o derece sıkıntılı burunlar oluyor. Travmatik bir durum. Muhtemelen içeride bir sıkıntı vardır ama hastamızda ne olduğunu anlayabiliyoruz. Hastamızda ameliyatlık bir durumu değil mi? Güzel bir şekilde yönlendirebiliriz. Burun estetiği yaptırmak istiyorum. Gözlük kullanıyorum. Ameliyat sonrasında gözlük takarsam bir zararı olur mu? Hafif çerçeveli bir gözlüğünüz var. Görme probleminiz var. Alçının üzerine gözlüğünüzü kullanın. Hiç kesmeyin, devam edin. Çünkü evet, eskiye göre çok ince çerçeveli gözlükler var. Hafif evet, olanlar evet. var. Çünkü eskiden biliyorsunuz kalın çerçeveli kemik gözlükler bası yaptığı için uzun süre yasaklanıyordu ama hafif gözlüklerde hiç sıkıntı yok. Şöyle bir 4. hafta, 5. haftada da hafif bir güneş gözlüğüyle yazı da geçirebilirsiniz. Rahat rahat kullanabilirsiniz. Şimdi tekrar şuraya dönmek istiyorum. Burun estetiğinde en son gelinen nokta. Yani her şey o kadar kolaylaştı ki biraz önce de söyledik. En son artık gelin hiç korkmayın. Biraz önce dediniz ki Bülent Hocam ameliyat oluyorsun bazen yatırmıyoruz bile gönderiyoruz. Biraz daha onu açalım ekran başındaki değerli izleyicilerimize. Hala korkanlar var çünkü. Eskiye göre tabii hem ameliyat teknikleri çok değişti. Bunlar hem doktorun işini kolaylaştırdı, bizim başarımız arttı. Hem de ameliyat sonrası hasta eskiye göre ciddi oranda rahat atlatıyor. Morarma, şişmeler çok az oluyor. Çünkü yüzün ortasında çalışıyor. Saklanabilen bir şey değil. Gömleğinizi giyip saklayabileceğiniz evet. bir ameliyat değil. Her şey ortada ve herkesin önünde bir süreç. O koca koca gözlükler de takılamıyor. Tabii. Baskı yapmasın diye saklayamazsın. Onun için bu şişme ve ödem, morarmalar az olduğu için daha çabuk toparlayıp sosyal ortamımıza, iş ortamımıza daha çabuk dönüyorsunuz. Tabii. Bunun için tampon kullanmadığınız zaman hasta psikolojik ben çok rahat. Tekrar kontrole geldiğinde bir tampon korkusuyla bayılıp ayılmıyor. Yani bunlar ciddi rahat. Hastanın birinci haftasında. Yani burada plastik bir atel alıp bant koyuyoruz. O açıdan da çok rahatlar. Ağrı sızı yönünden çok rahat olsunlar. Evet. Nefes alma problemleri varsa çok beklemesinler. Nefes sağlık demek, ömür demek, her şey demek. Zaten biz millet olarak nefes almayı bilmiyormuşuz. Nefes koçları özellikle söylüyorlar. Nefes almayı bilmiyormuşuz. Doğru nefes almıyormuşuz. O yüzden daha da dikkat edin diyor Bülent Hocam. Soru var galiba. Bülent Koç Hocama, Ahsen'cim. Hocam hoş Günaydın. Geldiniz. Hocam ben birkaç gün önce bir baş dönmesi, ilk tanıda kulak kristallerin oynaması dediler. Kulak kristallerimiz kendi kendine oturma, yerine oturma olabiliyor mu hocam? Var. Yani oldu ama bir süre sonra rahatladıysanız oturmuştur diyebiliriz. Çünkü verilen ilaçlara karşı alerjim olduğu için yutamadığım için kendi kendine acaba düzelme imkanı olur mu tabii diye. Tabii. Ama siz sıkıntıyı tek yaşıyorsanız halen ve sizi yatarken... Çok hafif bir şekilde. Evet, yatarken özellikle sağa sola döndüğünüzde ciddi baş dönmeleriniz oluyorsa bunlar çok basit manevralarla oturtulabiliyor. Yalnızca bu baş dönmesi merkezi olan bir yere gitmeniz lazım. En güzel tedavisi manevradır. İlaç tedavisi değil aslında. Evet. İlaç tedavisi yanında destek olarak ama evet. manevrayla... 5 dakika 10 dakika içinde rahatlatılabilen sıkıntılar ama önce bir tanıyı koymak lazım. Kristale bağlı, pozisyonel vertigo, sonra tedavisi ciddi oranda sizi toparlar. Peki teşekkür ederim Rica efendim. Çok mersi sağ olun. Peki kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Bülent Koç hocama çok teşekkür ederim. Ben teşekkür hocam. Ederim ağırladığınız için. Çok teşekkürler.
Gelin kaynana arasındaki çekişme bitmek bilmiyor. Ve gelin adayı kayınvalide adayıyla asla böyle konuşmamalı. Gelin adayı olmadığı için bırak konuşsun garibi. Hem Nurgül hem de Nazlı Hanım Emre'ye ya o ya ben diyor. Sen seçim yapacaksın, başka hiç şansın yok. O beni zaten çoktan ezdi geçti. Onun bir tane var, o da yanında. Ben de herhalde. Kaynana Nazlı Hanım'ın son hamlesi deprem etkisi yaratacak. Ayıp denen bir şey var. Ayıbı sizin öğrenecek değilim bu yaştan sonra. Öğrensen iyi olur. Emre'yi neden gizlice eve çağırdı? Neler konuştu? Kendi aramızda bir şey konuştuk. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Nurgül bu gizli buluşmaya nasıl bir tepki gösterecek? Ortaya öyle gerçekler çıkacak ki yer yerinden oynayacak. Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, Nazlı Hanım burada. Nazlı Hanım hoş geldin. Teşekkürler, nasılsın? Hoş bulduk. İyi, Allah'a şükürler olsun. Allah iyilik versin. Nurgül ve Emre olayında belki bugün Nazlı Hanım geri adım atar mı acaba? Asla. Bu taraf inşallah diyor, Nazlı Hanım asla diyor. Bakalım en son neler yaşandı. Hatırlayalım. Nurgül, bunu hep Nazlı Hanım'a soruyorum. Bugün de sana soruyorum. Böyle izlerken ya çok aşmışım, çok tepki göstermişim dediğin oluyor mu içinden? Hayır, çünkü... Ben susuyorum şu anda. Ben kendi anneme bile bu kadar konuşturmam karşımda. Kimse konuşamaz yani. Emre için susuyorum ben şu anda. Bu benim susmuş halim yani. Konuşamaz kimse benim karşımda. Nazlı Hanım, dün dedi ki Emre, Gaziantep'te dedi kızı baştan aşağı süzerler dedi. Bak güzelliğine bak, bak. Ben sen alacağım de... kızı süzerim. Evet, bak, değil. Bak, bak. Bir gelin adayı, kayınvalide adayıyla asla böyle konuşmamalı. Ne olursa olsun. Gelin adayı diyorsunuz. O gelin adayı olmadığı için bırak konuşsun garibi. Benimle bu şekilde konuşamazsın mesela aslında. Sen de benimle böyle konuşamazsın. Konuşamazsın. Kızım ben zaten seninle konuşmuyorum. Senin muhatap bile işte, değilim. Farkındaysan. Susuyorum. Ben de böyle durup... Tabii anneyeceğim, tabii ben anneyeceğim. Ben oğlumla konuşmak istiyorum. Diyemem. Kendini orada oynama, kendi kendini de oynatma. Ayıp, bir kenara otur. Ayıp denen bir şey var. Ayıbı sizden öğrenecek değilim bu yaştan sonra. Öğrensen iyi olur. Emre, Nurgül'ün annesi, kayınvalide adayı Yurdanur Hanım'ın kapısına gitti. Ben Yurdanur anneye hiç çiçek almamıştım. Kendi annem gibi yani. Hiçbir zaman çiçek almadım. İlk defa Yurdanur anneme de bir çiçek aldım. Annem kızar mı bilmiyorum çünkü kaynanama aldım yani. Annemden önce kaynanama çiçek getirdim. Kızabilir. İnşallah kızmaz diye düşünüyorum. Çünkü ben bir tarafı yapayım derken bir tarafı burada yıkıma uğratıyoruz. Yani bu yıkımı da bir şekilde benim düzeltmem gerekiyordu. O yüzden Yurdanur annenin yanına geldim. Bize destek olsun, bizim yanımızda olsun diye. Ben kızımın arkasındayım daima. Senin annen yumuşamaz. Yumuşamaz mı annem? Sen kızımın arkasında durmuyorsun, annenin arkasında duruyorsun. Ben Nurgül'ün arkasında duruyorum anne. Bazen Nurgül de beni... Onu son plana atıyorsun. Olur mu öyle şey? Ben atar mıyım onu hiç son plana? Önce onları kolluyorsun, ondan sonra benim kızımı kolluyorsun. Ben sana zamanında söyledim, söylemedim mi? Benim kızımı taşıyamazsın sen. Şimdi sen beni damat olarak istiyor mu istemiyor mu onu da anlamadım yani ben. Vallahi kafam... İstersen kızım istiyorsa ben de kabul ediyorum. Ailen kabul edecek, olduğu gibi taşıyacak bunu. Bir seninle ne olmuyor yani? Ailen de kabul etmesi lazım. Ben ona da kötü bir şey söyleyemiyorum. Herkesin annesi var, herkesin ailesi var. Benim abradan konuşmam bile... Senin için bir mucize yani. Kızın mutluluğu herkesten önemli. Kızım orada ağlatmayın bana yeter. Nurgül'ün kardeşi de Emre'nin yaptıklarına karşı sessiz kalmadı. Yapıp sonradan özür dilemek böyle olmuyor.
Yalnız bağlı. Ben özür dilenecek bir şey yapmadım. Annenin sadece Nurgül'ün arkasında dursun diye ben çiçek getirdim. Annem durmuyor mu ablamın arkasında? Dur. Gayet de duruyor. Dur. Oraya çıkmadık diye ablamın arkasında değil miyiz sanıyorsunuz? Nedir yani? Banu, konuşmuyorsunuz. Hiçbir şekilde bağlanmıyorsunuz. Yani Nurgül'ün orada sanki hiç kimsesi yokmuş gibi. Bir vasıfta eleman yok ki benim karşımda. Ya hakaret diyoruz ya şey böyle adam akıllı alıp da karşımıza kiminle konuşabilmişiz? Seninle konuşuyorum. Başka zaman da konuşuyorum ama senin ailen... Hakaretten başka bir şey bilmiyor ki Emre abi. Sizin arkanızdayız. Ben arkanızdayım şahsen. Arkanızda olmamış olsaydım çok kere yayına bağlanıp ara bozacak çok şey söylerdim. Söylemiyorsam sessizliğim de bundan yani. Konuşmuyoruz konuşmuyoruz ara bozulmasın. İyice aileler birbirine düşmesin diye. Ben arkasındayım ama oraya çıkıp konuşmuyorum diye arkasında değilim gibi de sayılmasın yani. Sizin beni kabul ettiğinizi de biliyorum. Sen de istersen söyleyip ya da söylememek sana kalmış. Ama ben biliyorum sizin beni sevdiğinizi, arkamda olduğunuzu da biliyorum. İnşallah Allah'ın izniyle hep birlikte annemin gönlünü yapacağız. Emre abinin ailesi komple karşı. Yani biz de direniyoruz falan hani kötü düşüncelerde... bulunmayalım istiyoruz ama ister istemez oluyor. Ben hiç görmediğim bir aileye karşı cephe almış durumdayım. Hiçbir durum yokken yani buna gerek var mı? Kendi oğlunun arkasında duramıyorlar ki yani açıkçası duramıyorlar. Bak ben ablam ne kadar yanlış yaparsa yapsın ablam yeri geldiği zaman ayrıyetten konuşurum ama her zaman arkasındayım. Bu çocuk sürekli senin yanında durmayacak ki biraz bırak ondan sonra kendisi görsün göreceği ne varsa. Kaç defa benim kapıma geldin? Ben bu kadar mı değersizdim de? Anne ha? Anne Allah mübarek etsin. Sen benim oğlum değilsin. 3-4 defa geldim değilsin. Anne senin kapına da geldim. 3-4 defa hatta 5 defa geldim. Ayrıca bir ama şey söyleyeceğim. Ama yaranıyor anne. Bakıyor musun? Böyle insanlar daha çok diyor. Baldırı cıplak diyor. O insanlar yaranıyor. O insanlar elimizde çiçekle gidiyoruz. Ve benim gibi bir anneye kapıma öyle geliyor. Var mı böyle bir kitap yazarı? Ben 5 defa da Nurgül'le senin kapına geldim ama bir türlü biz bu dengeyi koruyamadık. Yani sizi ben karşı karşıya getirip de bir şeyleri çözemedik. Kadın benim kapıyı, çocuğuma baldırı cıplak değiller. Ben o insana nasıl muhatap olayım da aynı Sofya aynı masaya oturayım. Gerçekten senden gerçekten soğudum. İnsan evladından bu kadar soğur mu ya? Yurdanur Hanım orada sana diyor ki ben sana daha önce de söyledim. Benim kızımı taşıyamazsın dedim. Doğru diyor. Söylüyor. Kadın haklı. Taşıyamazsın dediği konu da işte benim kızım diyor. Yani her anlamda yok evet hem baskın hem karakter olarak hem istekleri. Karakter başka bir şey. Diyor ki benim kızımı taşıyamazsın onu karakter anlamında söylemiyor. Yani benim kızıma yetişebilir misin, yetebilir misin istekleri. Kaldı ki yetişemez. Aynen öyle. Nefesi yetmez, aynen. Yetişemez, ömrü yetmez, aynen yetişemez. Öyle. Günde 10 iş yapması lazım, gene yetişemez. Annen doğru söylüyor. Sen değil miydin burada Nurgül'ün isteklerine yetişebilmek için günde 3 işe koştum diyen ya? Nazlı Hanım doğru söylüyor. Bu bir Yeni Bosna'nın bir parkı var orada oturuyorduk Seda abla. Simit alıyoruz. İnan paramız olmadığı zamanlar da oldu biz. Orada o kadar mutluyuz ki. Sen onu bir İyi simitle günümüz, kanaat ettirebilir kötü günümüz mi? Her onu zaman geçti. Etmem. Ben seni savunuyorum burada. Tamam etmem ama yani. O simitle yemişizdir, karnım açtır yemişizdir. Ama etmem yani. Bir şey anlaşılmıyor. Bir o konuşuyor. Bir sen konuş, bir ben konuşayım. Sen konuşma işte. Üst üste konuşmayın ya. Buyurun. Anlaşılmıyor yani. Buyurun Seda Hanım. Karşında annem var, çocuk hazırlamıyorsun. Düzgün konuşursan sevinirim. Vallahi susun. Ne gelecek şu? Üstüne gelecek kız bir şey yok. Ben senin arkandayım, savunuyorum. Buraya kadar geldiyse bak kapı orada hadi. Büyük bir zevkle seni böyle alkışla göndereceğim. Hatta millete ayağa kaldırdım. Hadi yine alkışlayalım diye. Ben sizi göndereceğim. Zor yavrum zor. Ben seni var ya orada saçını beyaz örmeden buradan kalkmayacağım. Siz beni hiç tanımıyorsunuz. Daha çok beklersin. Çok. Peki Nurgül'ün kız kardeşi dedi ki orada. Nazlı Hanım siz ve aileniz için. Emre'ye dedi ki ailen hakaretten başka bir şey bilmiyor. Acaba ettiren kim? Doğru. Karşıma geçtiler baldırı cıplak. Diyenlere herhalde böyle oturup da ellerini ayaklarını öpecek halim yok. Ben bunu hiçbir karede göremiyorum.
Hiçbir karede göremiyorum. Tamam ben susuyorum ya. Ne gelin adayı olarak ne başka bir şey. Orada herhangi biri oturuyor benim. Sen eski kitapları sürekli sayfa sayfa açtığın için ben onu konuştum. Benim 10 sene, geçmişimde 10 sene bir evliliğim var. Siz bunları duyacaksınız. Hala söylüyor arkadaş ya. Seda abla. Ben vallahi, vallahi billahi. Biladıra falan yapmıyorum. Duyacaksınız abi benim çocuğum var. Duyacaksınız yani. Ya amacın ne Nurgül? Allah aşkına amacın ne? Söyler misin bana? Yok. Sen şu eski defterleri kapat, sen ya konuşunca kes, ben tamam kalkıyorum, bak, o tarafa kes, doğru tamam gidiyorum. Be. Anne evet, sen de kurban olayım, şu olayları açma. Kız düzgün konuş, şımarma, sen noktaya, çocuk mu var karşında? Şu noktaya şımarma, mumarma, kes, neyin, sen ne biçim insansın ya? Ya bundan gelin mi olur ya, bundan kapıya konulur mu bu ya? Benden onay ha? Benim özlüklerimi görmüyor musun? Ömrün yettiği vallahi, kadar benden onay yoksa. Vallahi anamı çok üzüyorsun. Vermem Seda Hanım. Bak ne diyor? Hala beni suçluyorsun Emre. Bir şeyleri de gör. Yani görmeyeceksen de mücadele etmek istemiyorum ben. Acaba o benim oğlumu taşıyabilecek mi Seda Hanım? Soralım. Benim oğlum da öyle şey değil yani basit ve hafif bir insan değil. Benim Emre'nin şansıyım. Ben öyle görüyorum. Yani ben onu diyor, bu kadar yaptım da bir de diyor. Çocuğuma bakmak lazım. Efendim? Ben senin oğlunun şansıyım diyor. Bence en büyük talihsiz. Ben kıyafet aldım bir tane nişanlık bayramdan sonrası için. Biraz pahalı. Ödersin. Hmm. Nişan elbisesi. Evet, nişan elbisesi aldım. Açlıktan nefesli kokuyu ikisinin de nişan elbisesi almış. İki kuruş iş yapıyoruz abla. Onu da elbiseye alacağız. Ben ev tutacağım. Nasıl yapacağım? Ha? Vallahi billahi bilmiyorum. İşte vallahi. Ben de yavaş yavaş gerçeği görecek abla. Diye bekleyeyim Allah'ın izniyle inşallah. Tam böyle biriktirmeye inşallah. Çalışıyorum. Çat bir şey alıyor. Evi yine tutacak para yok bende. Ev tutacak para yok, eşya alacak para yok, şey yapacak para yok. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Dedim sana sen ona yetişemezsin. Yetişemez. Yazık ya. Emre sana yazık. Evet. Hayatına yazık etsin yazık. Allah ben karnımın içine bak, kimse bakmıyor. Aç mıyım, tok muyum? Aç kalırım, kıyafetimi giyerim. Yani. Vallahi bak öyleyim ben yani. Kıyafet benim için çok önemli. 3 senedir ev tutacak parayı biriktiremedim biliyor musunuz? O yüzden çok yok. Ben yaparım sana. Cidden biriktiremedim. Harbi biriktiremedim abla. Yani ihtiyaçlardan dolayı bir ev tutacak para yok ve diyor ki nasıl evleneceğiz? Ya kızım biraz idare ol da ev tutacak parayı biriktireyim evlenelim artık yeter. 3 sene geçti, 3,5 sene oldu ya. Evet bunlar stüdyoda yaşananlar. Şurada dikkatimi çeken bir şey oldu. Nurgül gerçekten kayınvalideler artık otur otur kalk kalk gelin mi istiyorlar? Öyle tamam bir şey anneciğim. Yok ki artık. Böyle öyle bir şey mi kaldı? Çünkü sen öyle diyorsun da tamam anneciğim olur anneciğim yaparım anneciğim. Bunu mu istiyor kayınvalideler? Ya zaten onu istiyorlar da. Ben öyle o bir şey istemiyorum. Yani. Birazcık saygı ve terbiye o istiyorum. O bende yok yani. Bir insanda saygı terbiye yoksa o zaman benim ne işim var yavrum orada kendi kendimi oynadın. Yeri. Haddini yerini bilecek. Kes sesini. Siz de bileceksiniz. Bak benim canımı sıkın sen yeter dünden belli yeter ha. Bilmezsiniz oğlunuzu kaybedeceksiniz. Millet gibi ortadaydın, kıvır kıvırdın. Bunlar çok iddialı sözler. Herkes haddini bilecek. Bilmezseniz oğlunuzu kaybedeceksiniz. Öyle yani. Yani ben oğlumu kaybetmem emin ol sen kaybolursun. Aynen emin ol yani. Sen kimsin de ben oğlumu senin yüzüne kaybedeyim? Var mı böyle bir şey ya? Görürsünüz. Ben burada niye oturuyorum? Oğlumu sonuna kadar direneceğim seviyor, ve gerekirse buradan su yemek götüreceğim. Beni seviyor. Siz bunu niye anlamıyorsunuz ya? Sen neyin peşindesin? Sizin algınız mı kapalı? Seviyor düzgün adam konuş. Beni. Terbiyesiz. Seviyor. Algı ne ya? Sen bir kere büyükle... Bunlar bu yaşına hala... gelmişsin de terbiye öğrenememişsin. Gel de bir ara öğreteyim sana. Ben de sizin konuştuklarınızdan anlamıyorum. Anlamayın abla. Tabii anlamaz. Peki, işine gelmiyor. Peki bir şey daha var Nurgül. Ne olur mesela peki anneciğim olur anneciğim dersen ne olur? Hayır demem ben kendi annemi bile demiyorum. Ne münasebet ya? Emine'nin annesi kim? Kim yani? Ben kendi anneme eyvallah çeken bir insan değilim ya. Eyvallah diyen bir insan değilim. Alır başımı giderim. Hiç kimse umurumda bile olmaz. Bana bak Emre'ye bana. De alıp başımı giderim. Umurumda bile olmaz. Bana bak bana bizim kimse orada bir laf var ya. Yere. İsterse ister istemezse istemez. Para ben böyle seviyorum. Sen geçmişten çıkamamışsın ki geleceğe göresin. Ben böyle seviyorum. Ben böyle seviyorum.
Adam da beni böyle seviyor. Ha seviyor. Onu da aklına tüküreyim. Ben onu öyle, da öyle değil mi? Hayır ne olur yani? Olur anneciğim. Peki anneciğim. Ne münasebet? Rütbeden düşer. Mesela. Rütbeden ben 20 düşer. Yaşında genç kız mıyım? Ne alaka? Ben niye ya bekliyorum? Bunun yaşla alakası yok. Ben demem. Doğru söylüyorsunuz. Ben 20 yaşındayken de demiyordum. Ha işte yaşla aynen. Alakası yok. Onunla hiçbir alakası yok dediğiniz gibi ama hani şimdi yeni gelinler diyor ya hani. Ha. Şimdiki gelinler ha. Demiyor da gerçi kadın yani. Da yok diyorlar. Şimdi diyeni duymadık yani. Gerçekten. Şimdi bir Havva Nur var diyen Allah için. Ben. Havva Nur kayınvalidesi ne dese tamam anneciğim diyor. Ben. Hiç duymadım. Ben bile hatırlamıyorum. He? Ben bile hatırlamıyorum. Şimdi öyle bir şey yok yani. İstemiyorlar bunlar. Neslihan derdi ama ona da fırsatı vermediler. İstemiyorsa ne işlerim yanında. Neslihan da söylemez. Ya. Asla söylemez. Hay ne oldunuz da siz söylemiyorsunuz? Hadi bu kız diyor ki ben Karadeniz kızıyım, böyle yetiştim. Biraz bu dominant tarafım var. Kendimi koruma kalkanlarımı açıyorum. Böyle bir tarafım var. Ayıp sayıp ben buyum diyor. Sana ne oluyor kız? Sen niye demiyorsun peki anneciğim? Bir sene mesela durmuş, yapamamış evet. Yani. Herkes her şey evet diyecekti evet. Kızdı. Şimdiki kızlar bunlar değil yani. Şimdi hiç kimse kimseyle geçinemiyor. Şeysiz, çöpsüz üzüm istiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki niye evlenemiyoruz? Çöpsüz üzüm istiyorsunuz. Herkesin bir atası var, ceddi var, soyu var, sülalesi var. Azıcık siz de bir eğik olun bacım. Bunun Karadeniz yani buradaki, kızıyla alakası yok. Buradaki bütün kızları seviyorum. Koruyor, özür dilerim Nazlı Hanım. Ya biz buradaki bütün kızları seviyorum. Hepsi de biliyorlar ne kadar sevdiğim buradan onları. Buradan giriyor, buradan çıkıyor. Bak Havva Nur böyle yapıyor bana. Buradan giriyor, buradan çıkıyor diyor bana. Ya işte itiraf ediyor, söylüyor. Acık ne olur Nuriye Hanım'a dese ki, tamam anneciğim, ne var? Ne olur, incilerim mi dökülür? Siz şurayı kaçırıyorsunuz, Nuriye anne gibi. Kayınvalidem olsa ben eyvallah çekecek mi kızım? Siz orayı karıştırıyorsunuz. Sen Nazlı Hanım'ın kayınvalideliğini mi beğenmiyorsun? Kayınvalideliğini değil, ben anneliğini de beğenmiyorum. Ya anneliğini de beğenmiyorum. Edeyim, vallahi var ya senin elimde kalırsın. Güzel. Gerçekten elimde kalırsın. güzel konuşun. Bu nasıl bir terbiyesizlik ya anneli? Sen kimsine benim anneliğimi sordun? Beğenmiyorum. Sen kimsine benim anneliğimi sordun? Beğenmiyorum. Neyini beğenmiyorsun anne? Karadeniz kızıyım. He? Kurban ol Karadeniz kızlarına. Hiçbiri bu kadar terbiyesizler. Hepsi saygınlar. Görüyoruz yani. Görüyoruz. Görmesek. Neyi görüyoruz? Neyse. Evet Nazlı Hanım dedi ki. Öyle değil ya. Ben Karadeniz kızıyım diye. Nazlı Hanım dedi ki Karadeniz kızlarına kurban ol sen dedi. Anneliğini sorgulayamaz. Sen hepsi efendi, hepsi saygılı. Anneliğini sorgulayamazsın. Ben sorgulamıyorum da beğenmiyorum. Yok. Kendisi fikrini söylüyorum. Şey özgür iradenle fikrini söylüyorum. Beğenmiyorum. Allah Allah. 20 yıl Karadenizlerle komşuluk yaptım. Hepsi de başımın üstünde. Vallahi hiçbir tanesi saygısız görmedim. Girmeyelim bu zaten. Bu Antepli muhabbet. Gaziantep, Karadeniz bizim... vatanımızın her yöresindeki her insanımıza vatandaşım, bütün vatandaşlarımıza saygımız. Benim hiç öyle ayrımlarım yok zaten. Sonsuz. Ama benim saygısızlığa tahammülüm yok. Memleketiyle, yöresiyle yargılamıyoruz. Siz benim karşımda konuşamazsınız bile de işte Emre'nin annesi olduğu için müsaade ediyorum inanan. Bu kadına mı susayım ya? Anneliğini sorgularsan yükleyecek kadın tabii. Yürüyecek ben yani. Beğenmiyorum. Anneliğini beğenmiyorum. Benim karşımda. Benim anneliğimi sorgulayamaz. Bu benim özgür iradem. Kadın, anneliğini beğenmiyorum. Kadın 5 tane çocuk büyütmüş. 5 tane çocuk büyütmüş. 5 tane aslanlar gibi 10 numara çocuk büyütmüş. 5 tane evet belli. Seda Hanım, belli. Seda Hanım. Kuyu güzelden usanılmaz da kendi güzelden çabuk usanılır. Bunun da ne kuyu güzel ne kendi güzel. Ben kendim de güzelim, huyum da güzel. Kapıya konulacak bir şey derdi işte. Benim oğlan nannik olduğu için... Peşinde gezdik. Kurban olun benim huyuma siz. Yerini bildiğin sürece seni susturmuyorum. Ne diyorsun be sen? Yerini bildiğin sürece susturmuyorum seni. Güzel ama kalkıp kumandama yok anasını sorgulayıp bilmem ne diyemezsin. Haddini yerinde bil. Burada 80 milyon izliyor bizi ha. Kendine gel. Her şeyi söylüyor bana. Allah Allah. Nurgül her şeyi söylüyor. Anneliğini sorgularsan söyler tabii ki de. Defol git ya. Ben mi yalvaracağım size? Kız evi naz evi bizler. Erkek evi naz evi oldu be. Sonunda gerçekten. Defol git ne ya? Güzel konuş. Nurgül. Bu haddini aştı ama Seda Hanım. Sakin ol bebeğim. Hayır haddini aştı. Ya sabahtan beri neler söylüyor anneme benim ya. Seda abla anneme neler söylüyor İstemiyorum. Ya kendine gel ya. Ya bir şey söyleyeyim. Ayşe Veysel'in de bir sözü var ya. Buyur gel.
aşık sözünün bir kelimesi Allah var. Allah Allah. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olması diyor ya. Harbi öyle. Ben seni bu kadar çok seviyorum. Sen de beni burada yerin dibine sokuyorsun. Emreciğim, haddini de yerine bileceksin herkesin kardeşim. Herkesin gözünden güzelim ben. Kamu yani farklı, benim farklı yüzümden. Farklı soruşanlarına olmuyor. Güzel görenlerin gözlerinde bir problem var herhalde. Ben zaten güzel bir kadınım. Yazık. Oturup herkese kahve içecek kadın bile değilim ben. Kaç sen bunları biliyor çok musun? İyi biliyorsun. Kaç yaşında olduğunu biliyor musun? Benim umurumda bile kaç değil. Kaç yaşında olduğunu biliyorum annemin. Ha, ona göre konuş. Sen ne olursa olsun yaş önemli değil. Abla. Bak o senin annen. Milyonları izliyor abla. Sen kabul akrabaları ediyorsun. Yaş önemli değil. Annen o senin. Bana ne ya? Benim hayatımda olduğum Kıratın yanında kalan ya huyuna ya kusuna. Yürgün sakin ol. Seni ne çıldırttı şu an? Neye kızdın sen? Annesi tutup duruyor. Ben istemiyorsa... Ya ben annemi... Ben ne bunu bekliyorum ya? Ya ben annemi tuttuğum ölmüyorum. Değil abla. Ben Emre için ölmüyorum arkadaşlar. Ölmüyorum. Ne işin var ölmesin? Adama sorarlar. Olursa olur, olmazsa olmaz. O yaşları geçtik mi? Saygı başka bir şey yok. Saygı saygı. Göstermiyorum. Saygı göstereceksin. Göster. Böyle bir kadına saygı... Nesi var bu kadının ya? Göstermeyeceğim. Terbiyesiz. Bana saygı Bugün, duyacaklar. Vallahi bak sinirleniyorum ha. Bana saygı Yeter. Duyacaklar. Senin evlenecek adama saygın yok yavrum. Haddini yerini bilir. Bileceksiniz. Bilemiyorsanız Özür gideceksiniz. Dilerim. Şöyle duralım Nurgül Hanım'ın yanında. Böyle Gitmek bu şekilde duracaksın. Şöyle şey olalım. Bile biz... Bilemiyorsanız gideceksin. Güzel konuşun birbirinizle. Abla bugün ne oldu bunu anlamadım ya. Bir şeye takıldı o. Yeter artık ya. Abla ne oldu bugün? Yeter böyle artık. Ne olduğunu anlamadım ben bugün buna. Tak ettirdiniz canıma be. Her gün ben... Ne olur anlasana. Her gün... ...ki seni kapıya. Ne münasebet koyulmuşum işte. 10 sene koyulmuşum. Sonra ne sonra olmuş? Diyorsun sonra, ki, sonra, bakalım, sonra diyorsun lan. Ki... Ne işin var orada? Bak 10 sene sonra oğlumu yandı. 10 sene ben boşadım ben. Kız bana bak. Kadın, benim canımı sıkma geç otur oraya. Benden konuşmana adaplı konuş. Terbiyesiz. Haddini bileceksin. Sen bileceksin. Sen bileceksin. Yerinden kalkmayacaksın. Eli ayağa kalkmayacaksın. Hayat siz bileceksiniz. Kadın var ya. Benimle muhatap olmak için siz bileceksiniz. Hodru meyda. Bu konuşmalar evet. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Tabii ki hiç hoş değil. Hoş değil tabii. Hiç hoş değil. Kimse kusura bakmasın valla. Hiç güzel herkes olmuyor. Herkes layığını yaşar. Şurada terbiyeli, herkes saygılı, layığını yaşar. İnsan gibi olsun. Layın bu bunu söyler miyim? Bundan sonrasına. Amaç ne? Haydi bakalım. Burada Buyurun. Durmamızın amacı ne? Benim neden yanımdasın? Eyle para ben bunları ya? Gerçekten çok merak sen? Ediyorum. Ya saygılı ol da kadının onayını alalım ya. Yaptığın hareketlere bak sen? Ya. Sen? Ben senin yanında duruyorum. Söylediğin kelimelere bak. Az önce izledin mi VTR'yi sen? Gördüm. Neler söylüyorsun? Annenle gitmişsin. Annenle gitmişsin. Gizli gizli görmüş. Gördüm. Gördüm senin amacın ne? Peki görelim o zaman biz de görelim. Görelim bakalım Emre annesine niye gitti? İzleyelim. Daha önce Emre Nurgül'e haber vermeden ablasıyla görüşmüştü ve görüşme ikili arasında krize neden olmuştu. Dün Semih'e otele gelmiş kız kardeşi. Ben başkalarından ölüyorum Semih. Bana yalan söylüyor. Adam yalancının ta kendisi yani. Burada bas bas bağırıyor. Kardeşinle görüşmeyeceksin. Semih'e mi bitti? Bacım mı bitti? Anan mı bitti? Bu krizin üstünden çok geçmemişti ki Emre bu sefer de Nurgül'den gizli şekilde annesinin evine gitti. Şu anda Emre'yi görüyoruz. Emre mahallesine geldi. Annesinin apartmanına doğru, annesinin yaşadığı, annesinin ve babasının yaşadığı apartmana doğru ilerliyor. Biliyorsunuz ki normalde Nurgül Emre'nin annesiyle görüşmesini istemiyordu ve Emre şu anda içeri girdi. Saat şu anda 2:30. Şu anda saatimiz 15:06. Emre yaklaşık yarım saattir içeride. Yani yayın biter bitmez Emre hemen annesi Nazlı'nın yanına gitti ve şu anda yarım saattir de görüşüyorlar. Peki içeride neler konuşuluyor? Tabii ki biz bilmiyoruz. Normalde zaten biliyorsunuz ki Emre ne zaman annesinin kapısına gitse hep kötü karşılanıyordu, hep kovuluyordu. Hatta eşyaları bile camdan atıldı. Ancak şu anda yarım saattir bir görüşmeleri mevcut. Bakalım neler görüşüyorlar. Çıktıktan sonra Emre'ye biz de soracağız bunu. Saatler geçti ama Emre annesinin evinden çıkmadı. Saatimiz şu anda 17:15. Emre annesi Nazlı'yla yaklaşık 2,5-3 saattir görüşme halinde.
yukarıdan herhangi bir şekilde bir ses gelmedi, bir tepki gelmedi. Sessizce bir görüşme var sanki. Bir kavga gürültü sesi yok yani. Tabii 2,5-3 saat bu kadar ne konuşuyorlar, bu kadar derin ne konuşuyorlar? Acaba Emre annesini mi ikna etmeye çalışıyor, yoksa Emre ile annesinin kendi aralarında başka bir plan mı var? Bunu çıkar çıkmaz Emre'ye soracağız. Evet. Niye benim haberim yok ya? Bundan sonra annene de gitmeyeceksin, kız kardeşine görüşmeyeceksin Emre. Yoksa ben yokum. Ne ama, demek ya? Bana söylemeden gitmek ne demek? Ne demek ama ya? Sen, ama ne sen demek? Annenle görüşebilirsin demiştin. Hayır, benden habersiz mi? Ben, bu hiç yerini bilmiyor Seda Hanım. Ya. O zaman bana söyleyecek, sen ben gidiyorum diyecek. Sen ne izin alacak kız anasını görmek için? Siz susar mısınız? Sen kimsin ki senin evsin tabii ki de izin alacak. Görürsünüz. Ben çağırdım. Aklını çalmak için ben. Görürsünüz. Ben beynini bu saatten sonra sık kapınıza gelemeyecek. Gelirse de neler olacağını göreceksiniz. Kafanın önüne kim kalacağı belli. Bunlar sadece fragman. Kendini oynatma da geç otur. Peki bir şey soracağım. Ben annemin annesini... yanına giderim Seda abla. Kusura bakmasın, karışamaz. Benim niye haberim yok ben be? Ben giderim abla. Benim annem ya yabancının yanına mı gidiyorum ben? Benim ben yedi niye bunu öğreniyorum? Sevgili. Kimsin, anası mısın, söylemedim. Babası mısın? Söylemedim. Benim hayır, atam... Şey abi söyleyemiyoruz. Annesine gitmesinde ne sakınca var ki? Adamla görüşmeyeceğim, bacınla görüşmeyeceğim ya. Bir dakika Emre. Hep aynı şeyler yapıyor Seda. Sen bir dakika burada annen de haklı. Sen niye gizli gidiyorsun? Abla görüştürüyor mu? Sabahtan beri kaç bir hikaye oldu burada. Ne hayır, diyor? Hayır. Bacın da annenle görüşebilirsin dedi her zaman. Kız dedi ki Seda Hanım siz bana bakmayın. Benim öfkem geçer dedi. Annesiyle tabii ki görüşebilir dedi. Ben unutmuyorum. Bak çıkartırım yayınları. Abla, sen niye gizli gitmelisin? Bu gizemi sen niye yaratıyorsun? Abla böyle dediğine bakma. Alacak dışarı çıkıyorum. Benim, sen eşinden izin almıyor musun? Beni mahvediyor sen abla. Sen eşinden izin almıyor musun? Tamam. Ben burada desin, anneme katılır. Sevgilisiyim üstelik. Hiç değilsin. Ne sözlüsün, ne nişanlısın, ne karısın, ne şeysin. Nereden neyden, hangi sıfatla buna rahat oluyor? Nereden biliyorsunuz? Hangi nereden sıfatla? Nereden biliyorsunuz ne olduğumu? Ne demek nereden biliyorsun? Biz aramızdaki şeyi nereden biliyorsunuz ya, yani? Bir bırak yere, hiçbir şey olamaz benim haberim olmadan yere. Yayın sonrası annem beni aradı Seda abla. Tamam. Dedi ki Emre dedi görüşelim dedi. Tamam. Ben dedi seninle özel bir şey konuşacağım. Ben de zannettim ki annem herhalde onay verecek vesaire ama... Annem bana başka şeyler söyledi vermese abla. Vermese de annen senin. Ya, ya annem hasta. Ben her zaman giderim. Ayağının altını öperim aklını ama... Aklını çalmak için çağırdım. Belki beynini yıkarım dedim söylüyor. Ama çocukta olan beyin de kalmamış. Doğru. Beyin kendi ağzıyla söylüyor. Aklımı çelmek için bana milyonlarca kelime söyledi Seda abla. Ben anam yine hiçbir şey söyleyemem. Benim annem ya. Anladın mı? Ama kalkıp da... Ama kafan karışıyor şimdi. Oraya gidip daha geldiği zaman bir kafan karışıyor. Seni toparlayana kadar daha duruyoruz da yani. Daha da karışacağım. Git o annem zaman. Benim annem. Git karışır. O zaman Emre. Git. Daha da karıştıracağım. Sonra kapında yatma. Nürgül. Ben ölüyorum bitiyorum diye kapında Nürgül. Yatma. Beni durmadan tehdit etmeye gitmekti. Ben artık bak gidelim, son, Emre, son kelime. Gidelim Emre gidelim. Umurumda bile olmazsa. İlk defa söylüyorum. Gidelim. Annemi de alırım. Gidelim. Bayan kapı orada bak orada. Gitme gidelim, yok. Emre, diyemezsin gidelim. Bana. İnşallah. Sen beni nasıl seviyorsun Allah, ya? Allah, sen beni nasıl Allah, Allah duysun. Seyren insan bunları yapmaz Nürgül. Saygı ne sevmesi be? Kendine gel. Ne sevmesinden bahsediyorsun? 15 yaşında ergen aşık mıyız biz? Kız kadın, yani bir şey kadın da biri yaşındaydı. Hareketlerin var ya. Şey... Kadın da sen bana kurban ol. Ben mi sana kurban olayım? Siz bana kurban olun vallahi bak. Sen de bana kurban ol. Benim gibi bir sen de bana kurban ol. Şöyle eş bile olamazsınız. Deyim var deyim. Ne kötü bir yanım var ya. Gereksiz hiçbir üyüm yok ben size kendi söyleyeyim. Kendi kendine oynatma. Çalışıyorum aslan ya. Gibi ekmeğimi kazanıyorum. Ayıp denen bir şey var. Terbiyesine gerek yok. Oturuyorsan adabınla orada otur hele konuş. Sizi hiç ilgilendirmez. Lik ortada gezme. Geç de otur sizi oraya. Sizi hiç ilgilendirmez. Sen ne diyordun? Size soracak nasıl bazı isimler hayatımda olacak diyordun ya. Hiçbir şekilde silemezsin. Hayatımda olacak. Aynı şey. Her zaman hayatımızda olacağım, olacak. Tabii. Ne yapayım her kızı, zaman. Kızımı senin için mi sileyim? Sen kimsin? Sen ona nasıl sileyim derken seni. Ben de onun anasıyım. Değilsin. Sen kabul et. Benim çocuğum. Ya Nazlı. Onun anasıymış. Nazlı o anneymiş. Nazlı. Ben anne değilim. Bu benim çocuğum değil. Ya. Benim çocuğuma ben saygı duyarım. Kiminle evlenirse evlensin. Ben duymam. O çok önemli. Yani yasaklı madde kullanmadığı sürece onayım var yani. Asla. Töpçeyle bile evlenebilir. Asla. İki dünya bir araya gelse, iki cihan bir araya gelse sen o nasip etmem ben. Aa, bu canı sağ olduğu sürece. Al. Ha, oynatma kendin geç. Ağır ol adabı.
Gel şuraya Antep'ten herkes her yerden izleyle. Bana ne ya? Otur şuraya adamınla neyle konuş. Bey, sizin aileniz vardı Antep'te. Bizim Karadeniz'de yok mu? Beyle oynatmıyorlar ama kimse kendi kendine. Geçersin orada otur adamınla konuşur. Ben böyle hırsımı alıyorum. Beyle hırs alınmaz çünkü. Bizim orada buraya kadar geldi derler. Ya. O ayrı oyunu derler. Geç otur oraya. Bari bir sözüm olsun hırs insanlara. Hırs olmuş Nurgül Hanım? Hırslıyız biz. Hırs mı yapıyorsun? Anneme inatma benim yanımdasın. Şu anda beni sevdiğin için mi burada? Ben anlamıyorum. Sen nasıl üstünü kapatıyorsun? Diyor Seda abla. Niye ben denizi siz kalkmış, niye bana söylemeden gün? Ne giderim abi annem benim ya. Giderim sana mı soracağım ya? Sana mı soracağım? Ama hayır hayır. Ben bir şey merak ediyorum. Dur ya. Sanki yedi yabancının yanında gitmişsin ya. Canımsın. Emre bir şey soracağım. Nurgül'ün şu an anlamadığı, benim de anlamadığım bir şey var. Oğlum annene giderken niye gizleme ihtiyacı hissediyorsun? Abla. Yalan hala değil. Anlattığını beni ikna edemedi. Abla, dedi ki görüşme dedi. Demedi kız. Abla, demedi. Ben söyleyeyim size. Burada evet böyle söylüyor. Şu kapıdan dışarı çıkıyoruz. Annenle de görüşmeyeceksin. Bacınla da görüşmeyeceksin. Şunu da yapmayacaksın. Bunu da yapmayacaksın. Benim bütün ailemi silmemi istiyor abla. Ben ailemi silemem kimse için ya. Ya ben kimse değil Nurgül. Benim çok sevdiğim bir kadın. Orayı düzeltiyorum. Ölürüm onun için. Canımı da veririm. Orası ayrı bir konu. Ama... Kalkıp benim ailemi sil, yok annenle görüş. Ben de annem yumuşar diye gittim. Kalktı annem de bundan bana dedi ki kafamı çeldi. Olmaz, olmaz. Olmaz, evlat diye arkasına düştüm. Bana yazıklar böyle olsun. Böyle olmaz diyor. Bana yazıklar olsun. Daha seveyim evim. Neyi söylersem seveyim? Çok kadın, sorun olacaktı. Utanmazsan 80 milyon karşısında seni evri çeviri dövücü buradan. Ağzını burnunu birbirine katıcı onu mu isteyeyim? Bir sakinleşin, bir sakin. Bir saatten sonra benim hep haberim var ki bir ya. Bir sakin ol. Yaptığın aslında haberim var yani. Sakin ol, sakin ol. Evet Sultan. Seda Hanım her zamanki gibi Emre ortalığı karıştırdı. Sana Nurgül görüşme demedi ki annenle. Demedi. Neden gizli demedi. Gidiyorsun Emre? Korkuyorum Bittiğin abla. Hatalar sende. Korkuyorum i̇ki bu hakikaten. Kadını, hayır iki kadını karşı karşıya geçen sensin. Erkek. Sevdiğin zaman korkulur. Kaybetmemek için kadın korkarsın ki. Kardeşim. Ben sevdiğim için kaybetmek ben anamın için da yanına korkuyorum. Giderim babamın da. Karıdan izin mi alınır? Sen kimsin ya? Nerede kaldı bu erkekliğin kitabı? Nerede kaldı? Erkeklik öyle bir şey değil anne ya. Erkeklik öyle erkeklik... Gidebilir miyim? Affedersin. Şuraya gidebilir miyim? İzin almak mı erkeklik? Ben erkeksem o evin reisi olacaksam benim sözüm geçer. Kadın ikinci planda. Evin reisi diye bir şey yok işte. Öyle bir kavram yok. Reis yok Allah aşkına. İkimiz de evin reisiyiz. Ne öyle bir kavram eşit, onlar eşit, bitti eşit. Yani. Haklar evin reisi. Haklar eşit olmalı. Konuşurken de sırıtma. Ben hiç sevmem karşımda bir şey gelecek sırtana. Sakin, sakin ol. Ben de bayılmıyorum da sakin, yapacak bir şey bir sakin yok. Bir sakin ol. Nazlı Hanım. Ölmüyorum ya. Çok güzelsin bugün. Nurgül'cüğüm biraz daha sakin ol. Sakin olur musun? İstemek için güzelsin demeniz nedir? Çok güzelsin. Yeni gelin o. Seda Hanım. Şimdi Nazlı Hanım'a söyleyeceğim. Görmesek yutucuk. Bunlar evlendikten sonra evin reisi Nazlı Hanım olacakmış. Neden? Ben olacağım kızım, demiyor. Kızım öyle bir şey olmayacak yani ki. Yani benim diyor. Hayır. Örnek veriyor. Bak. Ben diyor erkek olsam böyle böyle olur diyor. Ama olmaz Seda Hanım. Bu kadar konuşmak da olmaz. Eşit olsun. Ben Emre'yi de suçluyorum burada. Emre sen diyorsun ki korkuyorum korkuyorum. Evlilik yaptığın zaman hayat boyu sen Nurgül'den mi korkacaksın? O manada korkuyorum demedim. Ben sevdiğim kadını kaybetmekten korkuyorum ve o yüzden de söylemedim. Sen anneni de kaybediyorsun bu arada. Anneni de kaybediyorsun. O. Annesini kaybetmez o. Dedi işte bak yerin dibinde yani, ayağın üstünde çeyiz. Dengede olman lazım. İki tarafı da dengede tutman gerekir. Abla bu iki kişiden bahsediyoruz. Bir annem biri bacım. Ve öyle bir karakterler ki ben baş edemiyorum. Ne zaman? Ya da Bakırköy'e gidiyor. Ne zaman? Adamlık bende kalsın. İşyat koyup... Bir de bana. Bir kere ağlarım ben balık hafızı alayım bir kere. Kısmet. İki gün ağlarım, üç gün ağlarım. Aynı karakter biliyor musun aynen abla? Öyle. Böyle her gün öleceğine. Sakin. Her gün hayatı bitireceğine gitsin. Sakin. Efendim Safiye'cim. Buyurun. Seda Hanım, Nurgül'e sormak istiyorum. Anneliğini sorguladığı bir kadının oğlunu seviyor. Yani yetiştirdi, büyüttü ve o kadın oğlunu seviyor. İnanın 3 senedir ben yetiştiriyorum bunu. Hayır hayır asla asla. Ben, Yılmaz abi asıl tam zamanıydı. Ben tanıdığım, tanıdığım zaman duymadın. Emre gerçekten çocuktu. Benim çocuk. Ben büyüttüm yani. O ne ya? Büyüttüm. Allah Allah. Yemin ediyorum. Kumsaldan, kızımdan daha çok bununla uğraştım ya. Yavrum sen mi doğurdun da sen şey? Evet. O kadın aynen doğurduğunu alır mı? Aynı anda rica ediyorum. Evet işte Yılmaz abi bak ondan evet, kaçırdın orayı. Tüh. Aynen.
Haklısın Yılmaz abi. Evet, tam diyeceğin yerde demedin. Senin yerine ben dedim. Dedi ki, Safiye dedi ki, Nurgül'e. Bunları sen de söylüyorsun yan yanayken. Konuşacağız. Anneliğini sorguladığın kadının oğluna aşıksın dedi. Nurgül de dedi ki 3 senedir ben yetiştiriyorum onun oğlun dedi. Aa! Ya. Şimdi oldu. Evet. Şimdi oldu. En azından boşa gitmedi. Kimse beni yetiştirmedi abla. Ben zaten... Sen bir şey söyleyeyim mi? Bir kere ne olursa olsun Şadıman'a cevap veriyorum. Emre annesini bırakmaz. Tamam beni bıraksın. Ben Seda Hanım bırakmaz. Ben, hayır sen de bırakmaz. Bir dakika seni bırakacak kelimesi değil o. Hemen bir sonunu getireyim. Çünkü Emre'nin ağzından annemden başka bir şey çıkmıyor. Anneciğim yapma annem. O benim annem. Annem deyip ya, duruyor çocuk. Emre 3 senedir tek başına yaşamayı öğrendi. Annesiyle o kadar büyümüş ki sabaha kadar annesiyle oturur, akşama kadar anne 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 böyle bir çocuktu. He. Emre benim sayemde ondan koptu. Anlatabiliyor muyum? Aklını yani biliyorum. Mesela, bak şimdi onu küçümsemek için falan söylemiyorum. Ben o ya zaten onu öyle sevdim ya. Yani. Öyle olduğu için sevdim belki de. Hmm. İşte gece yatarken lambayı kapatmadan asla yatmaz. Hmm. Korkuları var, bazı korkuları var. Yani küçüklükten kalma işte deprem zamanından bir zedelenme olmuş falan filan. Annesi mesela onu hayatta bırakmaz yani. Bu adam ilk defa yani başkasının... İyice bizi süt çocuğu abla ya. Ama, öyle şey mi oluyor ya? Ya bunlar güzel şeyler. Abla güzel. Tamam eyvallah ben sinirlenmek istemiyorum. Ben bile duygulandım. Vallahi bile sinirlenmek istemiyorum abla. Vallahi dediği duygulandım. Kelimeye bakar mısın ya? Yok diyor 3 senedir ben büyüttüm diyor. Karanlıkta bile yatamaz. Sen o zaman 10 yaşında bir çocukla sevgilisin yani. Öyle bir şey konuşuyorsun ki 30 yaşındayım. Yanındaki adamın ya bir konuşmalarına Emre, dikkat et ya. Sana şefkat duyuyorum ben. Şefkat, ne o da güzel bir şey ama. Kötü bir şey değil ki şefkat duyuyorum ama biz sevgi, karı koca beraber bunları aşmadık mı? Beraber aştık değil mi? Sadece artık, şefkat mı duyuyor, merhamet falan da lamba olmadan da yatabiliyoruz değil mi mesela? Ya ne o alakası var canım, kardeşim onunla? Evet. Ben inkar etmiyorum, söylüyorum. 99 Yalova depreminde anam da biliyor. Ben 2 gün göçük annesiyle altında kaldım. Şuradaki izi de zaten yatamaz o, başka ondan bir yerde sebep. Yani. Benim orada yaşadığım bir travmadan dolayı ben evet geceleri karanlıkta yatamıyordum. Ki Nurgül bunu söylüyorum abi. Utanılacak bir şey de değil bu yani. Ben bazıları televizyon açık yatar. Sen bunlar niye utanın oğlum? Kadın eski kocasını ortadan çıkar. Bazıları karanlıkta yatamaz. Orada yaşadığım bir travmadan dolayı ben yatamıyorum. Ben Nurgül diyor ki ben düzelttim diyor. Birlikte bir şeyler yapmayı öğrendim. Düzeltti hiçbir şey yok. Sen geceleri uykuyu mu şeydin utanın? Kadın her 7-24 sofrayı önümüze açıyor. Eski kocam 10 yıllık aile. Ben beyleydim 10 yıldır şeyleydim. Bir de kırıldım abla şu anda. Adam ondan utanmıyor. Sen bundan mı? Sen öyle söylüyorsun. Bir şey yok onda. Yok abla özel bir şey ya var. Ben onu olgunlaştırdım diyor. Travmaları vardı diyor. Onları toparladım demek istiyor canım. Emre sen başkasıyla birlikte yani annensiz hayat geçirmiş bir durumun yoktu. Ben de geçirdin yani. Allah Allah. Ya bir tek sen mi oldun hayatında? Benim hayatımda bir sürü insan oldu Nurgül tamam, ya. Tamam. Olmuş olabilir. Ve her birinden de bir şeyler öğrendik inan bana. Ve bunları birlikte açtım. Ne bileyim sen o zaman 200'lüsün. Ben mi 200'lüsün? Evet 200'lüsün. Ben sana şefkat duyayım diye böyle oynuyorsun demek ki bana. Efendim evet. Yılmaz abicim. Nazlı Hanım. Buyurun efendim. Size söylemek istiyorum. Birbirlerini çok seviyorlar. Çok. Bu aşkı engelleyecek sizde güç var mı? Var evelallah. Ama onlar imkan vermezler size bunu. Sen öyle san abi. Çünkü çok seviyorlar. Çok. Siz var ya birbirinizi dinleyin. Dinlemiyorsunuz konuşurken Nurgül'le ikiniz. Hep neyini laf yetiştirme. Ya, dinleyin abi. Çok güzel anlaşacaksınız. Bak her zaman bunu söylüyorum. Lütfen birbirinizi dinleyin. Emre de arada harcanmasın. Geç onu abi geç. Efendim Emel'cim. Nazlı Hanım efendim? Bir de şöyle bir şey var. Ben de Yılmaz abiye katılıyorum. Aslında onlar birbirlerini çok seviyor. Gerçekten. Siz gerçekten çok seviyor. Ben niye görmüyorum? Ama siz zaten başından beri sürekli Nurgül'ün üstüne gidiyorsunuz. Siz Nurgül'den saygı bekliyorsunuz. Kızım Nurgül'ün tutulacak saygı, tarafı yok ki elinden tutulacak saygı geliyor. Saygı hak edilir. Siz bunu hak etmiyorsunuz. Aa, gerçekten mi? Evet gerçekten hak vay etmiyorsunuz. Vay anam vay. Sen saygıyı hak çok evet, hak edin herhalde belli. Senin annen. Aa bizim Mustafa, benim Mustafa'ma bak. Mustafa'mın annesi Güldane Hanım'dan mesaj. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim. Aynen. İkisine de hürmetim var.
Biri anam, biri yarim. Ne yapacağım, bir şey yok. Ay Güldane Hanım, öpüyorum hayatım seni. Ne güzel yazmışsın, ne güzel söylemişsin. Allah ömür versin inşallah. Amin. Doğru. Burada Emre'ye çok iş düşüyor, çok. Onun için sinirlendi demiş sana. Tamam da Seda Hanım tek Emre'ye çok yalan söylüyorsun bir kere sen o yani. O yanındakine çok yalan iş düşüyor. Söylüyor. Kendi evime girmeye çalışıyor. Oğlumla evlenmeye çalışıyor. Oğlanın anasını beğenmiyor, danasını beğenmiyor, bacısını beğenmiyor, kardeşini. Sen de rütbeden düşme, sen de zembille gökten inmedin yavrum. Yerin belli, yurdun belli, nereden geldiğin belli. Yani kendi kendini bu kadar övmene gerek yok yani. Yalan söylüyor. Sen de 9 aylıksın o da. Beğenmiyorum. Oynatmaya gerek yok yani. Beğenmiyorum yani. Ben hiç beğen. Kız ben sen kapıya konulacak bir şey değilsin sen. Beğenmiyorum. Beğenmek kendini olabilir. Çok mu beğeneyim? Bu benim kendi hissiyatım. Beğenmiyorum. Emre'yi... Hiç aynaya bakayım mı? Ben her gün görüyorum güzelliğimi. Allah her gün görüyorum güzelliğimi. Hamdolsun. Ben bir şey göremeyim. Allah'ım vergisi. Bir sivilce bile yeter yani de. Güzellik söz konusu bile değil. Kar da güzel. Maşallah, maşallah. Kar da güzel, kar da. Depeliğin mi, depelemeyin mi? Güzel kız, güzel. Çok. Gözleri yeter. Bak Nurgül'ün gözlerine bak. Gerçekten mi Seda Hanım? Vallahi güzel. Yazık. Güzel, yok. Benim oğluma bir dön bak hele. Bir güzel dön kız. Ona bak hele. Oğlunu seviyoruz canım. Sana olan düşkünlüğünü birini daha çok seviyorum. Birini tutarken birini depeleme. Ya hiçbir evlat anasını bırakmaz. Güzel. Bırakmaz hiçbir evlat anasını. Ay, ama kuyum... İşte yok. Kapı açasın! Ay! Korktum. Murat ve Havva Nur aşkında kriz üstüne kriz. Anne Sevim Hanım'ın mektubu Havva Nur'u duygusal anlamda yerle bir etti. Sen beni yalnızlığa mahkum ettin. Bir evlat annesini bin adama değişmez. Havva Nur sessizliğe büründü ve gözyaşlarına boğuldu. Daha bitmedi. Baba Esef Bey'den gelecek olan mesajlar Havva Nur'u mutlu mu edecek yoksa iki kat daha mı üzecek? Seda Hanım, sorar mısın Havva Nur'a? Murat bu olaylar karşısında nasıl bir tavır sergileyecek? Birazdan Sabahın Sultanı Seda Sayan'da. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz tam reklama girerken kapı açılsın dedik. Kapıdan kimse gelecek mi? Mesaj gelecekti. O mesajı izleteceğiz. Peki. O zaman bir izlemeniz gereken VTR'miz var. Emre'nin kız kardeşi Semiha açıklama yapmış. Bakalım ne demiş. İzleyelim. Dün Semiha otele gelmiş kız kardeşi. Ben başkalarından ölüyorum. Benim abimle görüşmeme karşı, benim abim onun haberi yokken de benimle defalarca görüştü. Görüşür de çünkü bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Yok kardeşiyle görüşemez, o hiç, bu hiç. Kendisi kim yani ben onu merak ediyorum. Neye göre böyle bir yorum yapıyor? Ben eve çağırmadım kimseye. Böyle bir şey yok. Benim haberim bile yok. Aldı eline. Girdi oturdu. Hani benim taklitimi falan yapıyor ya böyle elini kolunu açarak. Öyle bir şey yok. Beni kendileri çağırdı oraya. Ben de oturmaya gittim. Gitmişken de anneme söyledikleri artık ağrıma gelmiş. Onu uyarmak istedim. Benim annemle bu şekilde konuşamazsın diye. Sen Emre için çıktığını söylüyorsun ama oradan benim anneme giydiriyorsun, benim babama giydiriyorsun, kardeşime giydiriyorsun. Olmaz. Nurgül'ün bir iması var. Yani şunu demek istiyorum. Nazlı Hanım'ı, annenizi sizin aslında doldurduğunuzu, bu arkadaki gücün, karanlık gücün siz olduğunuzu ima etti. Siz mi dolduruyorsunuz annenizi gerçekten Nurgül'e karşı?
annemi Nurgül'e karşı doldurmama gerek yok, her şey ortada. Hani tamam, bazen bazı latte'lerde doldurduğum da oldu. Doldurmaktan kastım şu yani, yapılanları söyledim, olanları söyledim. Sen Nurgül'ü Emre'den ayırmak ister misin? Ayırırım, benim için çok basit bu. Yani bu benim artık üstüme giydirmiş olduğum bir şey yani, çok rahat yaparım ben bunu ona. Ama uzaktan izliyorum zaten, bunların bir arada olması mümkün değil. Olmayacak, gerek bile duymuyorum yani. Özür dilese, yalvarsa da, biliyorum zaten şimdi ekran diyecek ki ben sanki sizin için yalvaracağım. Yalvarsa da, etse de hiçbir şekilde olmaz. Ki ben şöyle düşünüyorum, benim zaten kardeşimde gözü yok onun. Gözü yok yani, kendisini kandırıyor orada. Parayı seviyor, biraz değil mi? Hatta bence fazlasıyla seviyor parayı. Para muhabbetini orada ekranda çok fazla dile getiriyor. Ya bu yanlış bir şey, sen bir kadınsın. Orada kendine hani ben evi olsun, arabası olsun, işte şöyle olsun. Benim annem aklı bunları istiyor. Sen uzaklaş, sen ondan git, kop, görüşme, verme, etme. Arkadaşım, o çocuk bizim evimizin içinde yaşıyorsa illaki evimize katkı sağlıyoruz. Bu herkesin evinde aynıdır yani. Nurgül size uygun bir gelin midir? Hayır, kesinlikle değil. Kesinlikle değil, kabul etmiyorum yani böyle bir şey. Yapabileceğim tek şey onları ayırmak olur. Emre, çok yanlış yoldasın. Kesinlikle en kısa zamanda seni kurtaracağım. Ama senin de yardımın olacak benim seni kurtarmamda. Bunu çok iyi biliyorum. Elimden ne geliyorsa da yapacağım. En kısa zamanda onu bırakmanı ve sana çok güzel kızlar bulmayı diliyorum. Nurgül, kesinlikle artık haddini aşmadan konuşmalısın bence. Çünkü herkesin bir çizgisi var. Oradan öyle bağırarak, sesini yükselterek üste çıkmaya çalışıyorsun ama yanlış yoldasın. Sen benim aileme öte git diyemezsin. Benim anneme sen sus, alananı git diyemezsin. Çünkü senin gibi 50 tanesi gelir gider yani. Senden çok var. Diyemez. Derim diye bir şey yok, diyemez. Derse yüz yüze haddini gayet güzel bildiririm. Şimdi Emre'nin ablası Nur'dan sonra Emre'nin kız kardeşi Semiha da bu evli onay vermediklerini söylüyor. Orada senin gibi 50 tane var kelimesini şu anlamda kullanıyor. Bana göre yani senin gibi bulunur ama bir anne bulunmaz anlamında söylüyor. Aynen öyle demiş. Aynen öyle, evet. Aynen. Yoksa öyle. Seni ezmek için değil o. Hani o hep söylenir ya. İşte gelin bulunur ya da işte eş bulunur, koca bulunur ama anne bulunmaz denir ya, o anlamda söylüyor. Onu Semiha'nın konuşmasından anladım, tanıyayım tanımayayım belli. O hararetle seni ezmek için değil. Yani sen... Yo yo, o beni ezer. Ezmek için. Ezer o. Öyle mi? Tabii tabii. Semiha o yüzden bir türlü yıldızları barışmadı abla. Yani Semiha'yı hayatta sevmez Nurgül. Kıskanır yani. Semiha'yı kıskanır. Ve ben o yüzden dedim. Öyle mi? Semiha ile görüşmemi o yüzden istemiyor benim. Hiçbir şekilde. Kıskanır yani. Onu kendine sorun. Hiçbir bana. Şimdi orada benim kızlarımın hepsini kıskanır. Hepsi de çok Semiha'yı kıskanıyorum. Diğerlerini değil de. Neyini kıskanıyorsun Semiha'nın? Biz bunu burada konuşalım. Senle olan diyaloğun olabilir. Evet. Ben anladım çünkü Semiha diyor ki ben ne dersem Emre onu yapar. Diğerlerinden değildim Semiha'dan. Emre ile benim arama giremezsin şuram diyor. Şuram şişiyor yani onlar esip falan atınca. Benim kız kardeşim şu güzelliğe baksana abla. Yani çok, fıstık çok, gibi kız. Nur'da, maşallahı Nur'da öyle, da var. 10 numarada öyle, kız. Sakin, aslında sakin, yüreğinde sakin, kötü bir şey yok. Sakin ol. Yüreğinde içinde şu kötü bir şey yok. Sakin ol bebeğim. Ama Nurgül'ün yanlışları vardı. Evet getirdik ya, mesela çağırdım ben çağırmadım dedi. Ya, aslında biz ben o gün çağırdım? O gün biz aslında beni aradı kız kardeşim bu Semiha. Sen Emri belki yaptınız. Emri belki yaptınız. Ben kıza o durumda beni Semiha'yı çağır demedim yani. Kız sana ne dedi? Oturdu karşı karşıya masa. Karşı masanın oturdu. Ne dedi sana kız? Dedi ki annemle düzgün konuş haliyle. Annemle düzgün konuş. Ona mı soracağım? Sen ne yaptın? Konuşacağımı. Kız kardeşin girdi araya. Kızı bizi evden kovdunuz. Yapmadığınız şeyi bırakmadınız Nurgül. Yapmadığınız şeyi bırakmadınız. Emri bitirseydik. Bitirdik kaç defa. Bitirseydin o zaman. Madem memnuniyetsiz sen bu durumda. Yok, kıskanacağım bir kız değil. Yani Semiha'nın demek istediği bir olay şu. Semiha geldi, sadece dediği kelime şu. Ya beni onunla kıskandırır. Valla biz ayrılalım. Sen ona düşkünsün diye belki. Ayrılalım onunla resim benim atar. Benim son şeyim. Son kız kardeşim, en küçüğümüz o. Ben onu seviyorum. Yani ondan da şey yapamam. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mutlu mesleksin. Defol git o zaman. Şu an nereye defol? Defol git be! Güzel. Senle mi uğraşacağım ya? 7 sülalen çıktı.
Size mi uğraşacağım ben be? Sesini yükseltme. Size soracak değilim. Ben onunla konuşuyorum. Sakin konuş o zaman. Onunla konuşuyorum. Sizi ilgilendirmez ki. Karşındaki 5 yaşında çocuk değil. Sizi ilgilendirmez. Kendini savunacak kadar büyüdü artık o. Savunacak kadar büyüseydi yanımda olmazdı. Allah'ım yarabbim. Ama bir çocuğun yaşı ne olursa olsun annesinin yanında, hele de evleneceği kadın ya da gelini ise de bu şekilde konuşması hoş olmaz. Şimdi Nazlı Hanım da istemez oğluna böyle davranırsın. Onu ilgilendirme. Hayır, onu ilgilendirme. Bu bizim aramızdaki ilişki. Onu ilgilendirme. Kızı ilgilendirme öyle değil mi? Asla ilgilendirmez. Şimdi Nazlı konuşunca Nazlı sert konuşuyor diyorlar. Üçüncü insan ilgilendirmez. Benim annemi nasıl ilgilendirmiyorsam. Üçüncü anne o. Ne alakası var ya? Hepimiz anneyiz. Olsun. Ne münasebet. Herkes haddini yerini bilecek. Annesin anneliğini de bileceksin yani. Hiçbir anne çocuğuna böyle davranılmasını istemez. Çocuğunun yaşı benim ne olursa olsun. Benim annem de istemez böyle konuşulmasını. Belli tabii ki. Senin anne nasıl bir evlat konuşuyorlar. Baksana belli. Konuşuyorlar yani. Terbiye sıfır. Terbiye sizden öğrenecek değilim Allah aşkına sıfır. Ya. Görüyoruz sizdeki terbiyede. Saygı sıfır. Büyük sıfır. Ne diyorsun sen ya ne? Canım güzel, benim. Siz... Şimdi sen Semiha'yı hayatımıza kabul ediyor musun etmiyor musun? Etmiyorum. Mecbursa edeceğim. Etmiyorum. Mecbursa etmişse kapı orada. Benim kapımın önünden eşiğinden giremez Semiha. Nurgül kapı orada bak. Aa orada kızım hiç yorulma. Size de orada. Anne. Beni de yorma hadi. Siz anne, de orada. Onu söyleme ya. Bak ben bile kaç bana neler söylüyor ben kalkıp da demiyorum kapı orada diyemiyorum çünkü ben onu yaşadım burada. Yaşattı bana bunu burada. Ben bir daha o ikinci hataya düşmem abla. Düşmem. Nazlı Hanım yapmayın. Yapma. Gerek yok. Nazlı Hanım ne ya? Sen gene mi başladın Nazlı Hanım'a? Bak karsın seni var ya mahvederim ha. Terbiyesiz. Nazlı Hanım'mış. Kötü bir şey söylemedim. Senin yanında arkadaşın yok, çocuk da yok. Kötü bir şey söylemedim. Yanımdaki kadını da kovma anne. Sen git yanında boylaklara söyle. Nurgül Hanım, Nurgül Hanım diye. Bana Nazlı Hanım diyemezsin. Ona söylüyorum, Nurgül Hanım diyorum. Haddine düşmemiş. Kötü bir şey mi var anaysa ya bunda? Anaysa anadır. Tamam anamsın. Sen bana dedin, ismim benim ana deme bana dedim. Ben de Nazlı Hanım diyorum. Kötü bir şey mi diyemezsin. Söyledim? Diyemezsin. Bana Nazlı Hanım falan diyemezsin. Terbiyesiz. Nazlı Hanım. Efendim Safiye'cim. Sanki aşık kaş yemiş kaşık dokuşturmuşum kendine. Emre. Yakın tut bebeğim. Emre daha önce de annene Nazlı Hanım kelimesini kullandın. Lütfen annene Nazlı Hanım kelimesini sık kullandıkça annen aşırı sinirleniyor. Zaten tepkili, zaten sizin evlenmenizi istemiyor. Ablacığım annem bana anne deme dedi ya. Ben de ondan dolayı Nazlı Hanım dedim. Kötü bir şey değil hanım diyorum bak. Deme. Dikkatini çekerim deme Nazlı kardeşim. Hanım. Bana, kötü bir şey değil bu. Bana Nazlı Hanım Emreciğim, deme. Bana anne de ya. Ya anne sen de benim yanımdaki kızı kadını kovma kapı orada falan deme. Ben kusura bakma Emre, senin yanında da duramam burada ya. Bak. Emre, durmam anne. Senin varsa ben gerçekten durmam. O da kalmamış. Bu kadar... Abi efendim Ahsen'cim. Kalırım ben. Emre sakin otur. Günah sana ya. Evet. Ya bu aileden hiç mi bir kişi Nurgül istemiyor? Hayır. Belki istemiyor. Bir kişi istese belki biraz arası. Emre istiyor. Sevdiği adam tek, istiyor. Bir tek bu isteği. Emre istiyor. Sadece Emre'nin isteğiyle olmuyor işte. Tek taştan da duvar olmuyor. Nurgül burayı terk etti. Emre ne oldu görmediniz mi? Perişan olmadı mı çocuk? Tek taştan da duvar olmuyor. Hepimiz üzülmedik mi? Ben ağlamadım mı? Şadıman ağlamadı mı? Emre'nin durumu. Ama bu Nurgül arada... Nurgül gitti diye. Bu arada hitap kıza dil şey... döktük dön diye ya. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melun. Kal melun melun, kerem et aklından, çıkarma beni, ağla gözyaşım.
takma başına. Elvan çiçekleri takma başına. Kudret kalemini çekme kaşına. Çekme kaşına. Şadım Hanım sen. Ne oldu bebeğim? Emre'ye üzüldüm. Emre kara sevdaya tutulmuş Seda Hanım ama annede hiç anlayış yok. Tamam anne de bazı yerlerde haklı olabilir ama yani oğlunu eğer düşünüyorsa biraz ılımlı olması lazım olmuyor mu Seda Hanım? Yani ben kaç defa kendisine de izah ettim. Evlat kaybetmek ne demek? Her gün ölmektense bir gün iyidir ya. Hayır, kafanı hayır yorma. Öyle her deme. Her gün kendi kendine böyle... Lan iyi, Allah ne aşkına deme öyle beni kahrediyorsun yani? Yapma. Ben her gün eriyim karşısında böyle kadının... Kalk kalk oraya gidemek ana ya anan ya ben diyen bir kadına... Bu kadın bence, orada oraya gitmiyor. Bence, bir kişiye kendini şey... kaptırmış onu istiyor. Tabii. Sen de kabul et. Etmem. Bak, bak ne halde. Ne oyuncağı ya? Oyuncağı. Ne oyuncağı? Basit. Neyse, sakin, 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 sakin. Nazlı Hanım kendince haklıdır. Nurgül kendince haklıdır. Gelin adayı ve kayınvalide adayı. Onlar gelin kayınvalide değil. Değiller henüz. Adaylar. Aday yani bu önemli. Lütfen.
Onlar gelin ve kayınvalide değil. Kayınvalide adayı Nazlı Hanım, gelin adayı Nurgül. Nurgül Emre ile nikah masasına oturmak istiyor ama buraya bütün iyi niyetiyle geldi. Beni karıştırma, annenin gönlünü al. Kapısına da gitti Nazlı Hanım'ın, pasladı ama işte vazo kırılmış baştan. İki aile baştan Nurgül'ün annesiyle Nazlı Hanım arasında, Yurda Nur Hanım'la Nazlı Hanım arasında istenmeyen diyaloglar geçmiş. Nurgül bunlar unutulsun diye çaba sarf etti ama kırıldı mı kırılıyor işte. Bazı şeyler. Sakinleşsin. Çağdıman sen de sakin ol. Nazlı Hanım sen de. Nurgül'üm sen de. Bak çünkü Emre üzgün gözyaşlarıyla çıktı gitti çocuk. Bakalım Havva Nur ve Murat cephesinde en son bu stüdyoda neler yaşandı hatırlayalım. Sonra bugünkü sürprizlere hazır olun. İzleyelim. Değiştirmiştin. Ne oldu? Sevim annem, Esef babam diyordu. Ne oldu işte? Ne oldu? Üç gün sürdü. Üç gün sürdü. Sevim Hanım, Aydoğan abiye demiş ki... Seda Hanım, sorar mısın Havva Nur'a? Annen yanında olmayınca mutlu olacağını mı sanıyor? Ay demeyin böyle bunu. Boncuk hemen. O anne baba deyince... Perişan oluyor ya. Anne kuzusu ya. Kariye dönülük bir hikaye var. Bilir misiniz Seda abla? Yılan hikayesi diye. Bizimki şu an ona döndü. Yılan hikayesi. Evet. Şu an resmen yılan hikayesine döndü şu an. Haklısın. Hani bir taraftan tutuyoruz. Bu sefer bu taraf kopuyor. Bu sefer buradan tutuyoruz. Bu sefer bu taraf kopuyor. Bir aileyi topluyoruz. Çok güzel. Kendi aileni topluyorsun, benim ailemi yıkıyorsun işte. Tam babam onay verecek oluyor, ahkam kesiyorsun, bağırmaya çağırmaya gidiyor. Sevim Hanım eklemiş, diyor ki kızım şimdi ağla. Çünkü sonra çok geç olacak, hep ağlayacaksın. Havva Nur'un tavırlarına sinirlenen Murat, annesiyle birlikte stüdyoyu terk etmişti. Al baban da, anan da, kardeşlerin hepsi senin olsun. Nasıl? Hepsi. Bak anne, bak. Anne kalk, çekil. Güle güle, güle güle. Sonraki gün Murat stüdyoya dönse de tüm yaşananlardan dolayı siniri bir türlü geçmek bilmeyen Nuriye Hanım soluğu Karaman'da aldı. Ekibimiz ise onu Karaman'da karşıladı. Nuriye Hanım şimdi indi trenden. Hoş geldin Nuriye Hanım. Hoş bulduk. Karaman'dasınız. Evet, Karaman'a geldik. Ne hissediyorsun? Ne hissedeyim? Biraz üzgünüm. Yani biraz tabii ki kızgınım. Moralim de bozuk. O yüzden döndüm yani. Kime kızgınsın? Vallahi kime kızdım? İkisine de kızgınım yani biraz. İkisine de kızdım yani. Durumlar ortada. Her şey meydanda. İşte çok tartışıyorlar kendi aralarında. İkisi de yapıcı olması lazım yani gerçekten. Ama ikisi de kırıcı oluyor yani. Bilmiyorum artık. Kendilerine bir çeki düzen vermelerinin zamanı geldi diyorum bence. Kapı açılsın. Kapı açılsın dedi. Melike gelince şey oluyorum. Aha. Bu zarfın içinde. Büyük bir şey sanıyorum. Ay. Ne var acaba? Bir son dakika mesajı. Bu mesaj Havva Nur'a, Havva Nur'un annesi Sevim Hanım'dan geldi. Havva Nur'un annesi Sevim Hanım diyor ki... Bak benim saçını tararken acır diye ağladığım evladım. Sen beni yalnızlığa mahkum ettin. Bir evlat... Annesini bin adama değişmez. Sana ne oldu kuzum? Kızım, ben senin mutlu olamayacağını gördüğüm için hayır diyorum. O adam sana sadece acı ve ızdırap verir.
Gel benim kınalı kuzum. Vakit varken annenin yanına gel. Oo. Bir anne kızına yalvarmaz. Ben sana yalvarıyorum. Gel kuzum. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Neydem neydem geceden. Şavkı vurur pencereden. Bacadan dağlar kışmış. Yolcu mu üşümüş nasıl edem ben. Şavkı vurur pencereden bacadan dağlar kışmış yolcu mu üşümüş nasıl edem ben. Ya benim eriyip bittiğimi görecekler. Yani bir şey ya bana bir şey olacak. Allah korusun. Ya da Havanur'un eriyip bittiğini görecekler ya Havanur'a bir Allah şey olacak. Korusun. Biz ayrılmamışız. Birbirimizi bırakmamışız, birbirimizden kopmamışız. Şimdi bu ufak tefek şeyler için mi birbirimizden kopacağız? Ne istiyorlar sizden? Sence yani, abi, şimdi ayrılmamızı mı istiyorlar? Tek istedikleri şey ayrılmamız. Benim olmam. İstedikleri bu herhalde. Havanur'un veyahut da benim. Yani gözlerinin yerinde, önünde ya eriyip, kızlarının eriyip bitmesini izleyecekler ya da benim ailemin beni eriyip bitmemi izleyecekler. O yapılan eleştiriler, aramalar, mesajlar, yorumlar bize 5 aydır yapılıyor zaten. Evet. Hele bana söylenilenler, yani benim hakkımda Havanur'a yazılanlar, söylenilenler. Her şehirden bir tane çocuğum çıktı benim. Buna Havanur'a söylüyorlar, bana da değil. Havanur'a bana da değil, babama. Ha. Babamın numarasını arıyorlar. Ona da söylüyorlar. Ben tamam Havanur'la daha evlenmedim. Benim resmiyette nikahım yok ama. Esef abiden, Ahmet'ten, amcalarından, eniştesinden, abisinden fazla onlara da görev düşer, bana da görev düşer. Düşer. Burada görev kime düşüyor? Sen evlenmek istiyorsun, evlenmek için buradasınız. Ben evlenmek için buradayım. Şu an görev kime düşüyor? Onlar yok mesela. Ha, onlar gene her türlü arkalarında ama şu an burada görev kime düşüyor? Bana düşüyor. Sinek küçük mide bulandırır. Ne olursa olsun Havanur'un babası Esef Bey'e böyle telefonlar gidip de Murat'la ilgili bu tip ihbarlar yapılınca adamcağız acaba mı deyip tavır alıyor. Aynen, Murat izi kalsın. Soru işareti. Kafasında soru işareti kalıyor. Esef abi. Duyduklarım böyleyse 2 gün sonra Havanur'a yapacağı da aynı şey deyip güvenemiyor. Yani bu eleştiriler, telefonlar geldiği için ben Murat'a ileri zamanla ben kızımı nasıl güveneyim diyor. Sevim Hanım'dan mesaj. Havanur'un annesi Sevim Hanım demiş ki o adam bir çıkış yolu gösterin diyordu dün. Çıkışın ve inişin yolu benden geçer. Ben bütün o yolları kapatıyorum. Olmayacak duaya amin deme. Sevim anne. Bak bundan sonra. Sevim anne. Anne. Esef anne. Anne de anne. Yine başladı. Vallahi burada erik dalı çaldırı oynarım vallahi. Niye? Annemsin. Annem olacağım. Allah izin verirse. Hastalandım yar geldi Huriye. Hastalandım yar geldi Huriye. Bu türküyü o gün çalmamızı, söylememizin, oynamamızın sebebi Sevim Hanım'ın en nefret ettiği türküymüş. İlahi Murat. İlahi Murat.
En son kaldığımız yeri gördünüz. İki aile de bu çocuklara tavır aldı. Murat'ın ailesi de artık sinirlendi. Yeter dedi. Nuriye Hanım da, babası Kemal Bey de. Zaten Havva Nur'un babasını zor yumuşatmıştık. İyice sinirlendi Esef Bey. Sevim Hanım'ın tavrını biliyorsunuz. Aydoğan abimizi arayıp mesajlarını gönderiyor. İstemiyorum diyor, başka bir şey demiyor. Şimdi son Esef Bey'den, Havva Nur'un babası Esef Bey'den bir son dakika açıklaması. İzleyelim. Olan bitenler hiç iç açıcı değil. Gerçek morallerimiz çok sıfır. Bunların sebebi de, bunun sebebi de oradaki iki tane çocuk. Doğru söylüyor Kemal. Şimdi orada terbiyesiz terbiyesiz konuşuyorlar yani. Herkes onları konuşuyor. Bu kadar kişiliği düşürmemek lazım. Murat diyor ki ben senin babayın yanına gitmem. Gelmesin. Ben gelsin diye yalvarmıyorum kimseye. Dün Esef Bey'e birkaç laf konuşmuşsun. Özür dile. Özür dilese ne olur? Murat benden dilemiş dilememiş hiçbir önemi yok. O kölalığı yaptıktan sonra özür dilese ne olur? Bir bakıyorum Havva Nur'un dediği gibi Esef Baba, Esef Baba. Ertesi gün gelmem ben, gitmem. Bırak git babayın yanına, sevgili kardeşlerin yanına. Gelsin. Gelsin abi benim kızıma kapımı açın. Onun için yani Murat benden özür dilemiş, dilememiş. Çok da umurumda değil. Kemal Bey doğru söylüyor yani adam. Orada tamam biz burada bir tartışma ya da bir konuşma yaptık. Ama niye onların yüzünden? O oradan ona şey yapıyor, onun ailesine. Burada o senin ailem, bu benim ailem. Ya burada geçinecek olan sizsiniz. Benimle geçinmeyecek. Kapattım mı ben dışarıda kalırım. Onun için yani efendilik her zaman kazanır. Peki şimdi yine bir kör düğüm oldu, bir çıkmaza girdi. Çözülür mü sizce? Ya burada zaten ben bunu başından beri söylüyorum. Bunu çözecek olan Kemal Bey'le biziz. Yani burada onlar orada tartışma. Bunlar ilk önce kendi kendilerine saygıyı öğrenecek. İkisinde de saygı yok. Geçineceksen bu evlenseler ne olacak yani? Yarın o onu bırakıp gidecek. O ona senin ailem şöyle, benim ailem böyle. Ya olmaz yani. İlk önce Murat'ın babası Kemal Bey'in söylediğine hak vermiştik. Şimdi Havva Nur'un babası Esef Bey, Kemal Bey'i de doğrulayan doğru söylüyor diyor. Ve yerden göğe kadar haklı Esef Bey, yerden göğe kadar haklı. Onların oradaki davranışları bizim buradaki münasebetimizi bozuyor diyor. Suçlu sizsiniz, ikinizsiniz. Murat diyor bir gün üye, bir gün oradan ahkam kesiyor diyor. Doğru söylüyor. Havva Nur'un babası haklı. Birbirimize saygımız, sevgimiz olmuş ya. Ya tamam ben ona, ben konuşmayacağım. Ben bundan sonra konuşmuyorum. Kapattım ağzımı. Kitledim ben. Konuşturabilen varsa da buyursun. Olsun. İki gün. Göreceğiz. Şuradan şuraya şerefim ve namusumun üstüne. Boşa yemin tane, etme. Şerefim ve namusumun üstüne yemin ediyorum. Boşa bak. Yemin benim etme. Benim iki tane bacım var. Bir tane de anam var. Aha iki, dördüncü boşa namusum. Boşa yemin etme. Üç tane namusum vardı. Bu da dördüncü namusum. Boşa yemin tek etme. Tek kelime konuşursam şuradan şuraya adım atmak nasip olmaz. Boşa yemin kimle ilgili? Etme. Büyük yemin ettim. Kimle ilgili konuşuyorsun? Hiç kimseyle. Aa, kimsenin hakkında yorum da yapmayacağım. Konuşmadan bir yere varamayız. Şimdi, sana diyorlar ki oğlum sana yok, konuşma şey demiyorlar. Şimdi, konuş da saygılı ol diyorlar. Yok hayır konuşmayacağım. Kayınpeder adayın diyor hiç, bunu. Hiç kimseyle konuşmayacağım. Ya, kapattım ben ağzımı kilitledim. Göreceğiz. Hayır, şimdi ben sadece bir şey yapacağım. Birbirimize saygımız sevgimiz yok mu Şakir Bey'im aşkım? Ya, gel bir tanem mi? Gel kurban olduğum gel. Saygımız yokmuş. Gel. 83 milyon baban da görsün bir gel. Benim sevgim saygım yok mu? Benim sevgim saygım olmasa iki senedir biz bu ilişkiyi yürütmeyiz. Bizim buradaki davranışımızda dışarıdaki davranışımız aynı. Biz böyle anlaşabiliyoruz. Biz böyle sevgimizi birbirimize anlatabiliyoruz. Havanur'un yapısı böyle. Benim yapım Havanur'un yapısına göre daha da bir farklı. Ben yeri geldi mi gönül almasını da bilirim.
romantizm yapmasını da bilirim, aşkı da bilirim, sevgi de bilirim. Romantizm yapmak ne ya? Ben dilimin kemiği yok. Ben edebiyatın kuralını da yaparım. Hadi. Bir insanı bir dakika içerisinde kendime aşık edebilecek kapasitede bir insanım. Bir dakikamı almaz benim. Yaparım bunu. Ben dilimi edebiyata döktüğüm zaman ben ya, sıkıntı yok. Ondan 5 kere çıkma teklif etti ya. Yaptı. Peşinde koştum ben gibi. Niye? Aşık olmuşum. Bana o iki tane o göz beni köle etmiş, köle. Bak bak. Fırında o peşimden göz, ayrılmazdı. O iki tane bak, iki tane bak, bak, bak. Şu iki tane, iki çift göz, masmavi göz beni köle etmiş kendine. 5-6 kere çıkma teklif etti. Ben ayağına paspas dolarım, köpek gibi aşığım. Varsa beni döndürebilecek olan buyursun. Ben aşığım abi, köpek gibi aşığım ben. Seviyorum. Daha ne yapayım? Döndürebilen varsa veyahut da geri çevirebilen varsa buyursun çevirsin. Ama ben seviyorum. Hayır, Esef Bey size diyor ki senin ailem benim ailem demekten abi, vazgeçin ben aileler, artık. Benim ağzımı kilitledim mi? Ben kilitledim. Göreceğiz. Vallahi kilitledim. Allah Nur güvenmiyor bu konuda. Göreceğiz. Sana diyor ki 2 gün diyor. Vallahi ister güvensin. Öbürüne ister de aynı dediydi. 3 gün sonra aynı oldu. Vallahi ister güvensin ister güvenmesin. Göreceğiz. Ha? Göreceğiz. Sen şimdi yani benim söylediğim kelimeler konusunda güvenmiyor musun kelimelerime? Göreceğiz. Hayır. Sorduğum soruya cevap ver. Sen bana konuştuğum ağzımdan çıkan kelimelere güveniyor musun güvenmiyor musun? Öncekine de aynısını sordun ama 2 gün sonra ama değiştin. Sen hala bak ben sorduğum soruya cevap vermiyorsun. Veriyor aynı işte. Aynı cevap şey. İşte bu. Güvenmiyor musun? Aynı şey. Güveniyor mu güvenmiyor mu? Sadece güvenmiyorum veyahut da güveniyorum kelimesi istiyorum ben senden. Güveniyor mu güvenmiyor mu? Aynı şey 2 gün sonra değişecek. Demek ki güvenmiyor. Ben bunu anladım. Bu böyle bir şey değil ama. Bu soruyla manipüle ediyorsun kızı. Bu böyle bir şey değil. Ya ben sana soruyorum ki. Yani hayır. Önceki Havva da diyor ki daha önce de bir sürü şey için söz verdin. Burada aksini yaptın diyor. Sana 25 Nisan. Ha saati de söyleyiverim bak. Saat kaç? Bak 12:20 geçiyor. Sakın 12:20 geçiyor 25 Nisan'ın. Aha bundan sonra bana benim aileme şunu dedin. Bugün 26'sı ya. Bak buraya yazarım da bu tarihi de yazarım. 26. Eğer ki ben bu sözümü de yenilersem oğlum, bugün buraya 26'sı, yazdığım 26'sı. Yazıyı da yalarım. Murat. Sana büyük konuşuyorum. 26'sı bugün. Saatini ayarla. Ya 26, 25. Bir kalem alayım. Ben buraya ya, da yazacağım. Ya çok şey ya, yazdın dur, da geri döndün dur, bir saniye. Ya, çek. Ben buraya yazacağım. Eğer ya. Bu sözümden de bu lafımdan da söylersem de bu yazdığım yazıyı yalarım. Yalattırırım. O gün yazarım. Aha da büyük konuştum sana. Kabul. Yalayacağın için ben sıkıntı yok. Ben kimseye bu saatten sonra tek kelime etmiyorum. Kapattım kendimi. Göreceğiz. Yoruldum abla. Yeter kapattım ben. 6 ay olmuş. Ben kına ne oldu şimdi kına? Yok. Ben kapattım abla. Nasıl ya? Yok. Ben kapattım artık hiçbir şey konuşmayacağım ben. Doğru mu yaptın kapat? Neyi? Efendim şimdi, Yılmaz abi. Doğru mu yaptın diyor Yılmaz abi. Doğru mu yaptım derken. Murat'cığım. Olayı dur, kapatmakla. Ben oturunca Murat. Olayı kapatmakla doğru mu yaptın yani? Doğru yaptım Yılmaz abi. Nasıl bir yani? Şey deneyeceğim doğru? Bakalım. Hadi izah et bakalım. İnşallah iyi olur yani. Tamam. Bence iyi deniyorum, değil. Deniyorum şu an bir şey deniyorum. Bakalım. Ben bir ay konuşmayacağım. Mesaj. Bir Kimde? Ay konuşmayacağım. Sevim Hanım mı? Evet efendim. Esep Bey. Ay canım Sevim'im benim. Esef Bey, hayır bu Esef Bey hanımefendiciğim. Esef Bey. Esef Bey. Esef Bey Havva'ya soruyor. Size de soruyor. Nişanı burada mı, kınayı burada mı yapacaksın diye. Şu anda cevabını bekliyor. Ben burada yapmak istiyorum. Siz tamam efendim, Havva'ya evet. Diyor. Bana da sormuş baban Esef Bey, Allah evet. Razı olsun, iyi adam bak. Sormuş, ben de evet burada yapmak istiyorum dedim. Şu boncuğu şurada kınalasak. Boncuğumun kınası. Onay abla, verirse yaparım. Abla şöyle bir şey de var. Bir dakika bu önemli. Onay şimdi, verirse yaparım. Ama Havva Nur böyle bir kız. Babası ne derse onu yapıyor. Esef Bey'e de ki. Esef Bey bak kızın diyor ki. Onay verirsen burada yapmak istiyor gönlü. Burada yapmak. Ben de burada boncuğa kına yapmak istiyorum ya.
Hanımefendiciğim söylemek istemiyorum Seda Hanımcığım. Size söylüyorum o zaman. Bütün vebali Seda Sayan'a diyor. Eğer burada yaparsa. Bana niye vebali abi? Hanımefendiciğim vallahi. Abi benim zorum ne kurban olayım. Ben bunları iyi olsun istiyorum. Ben kendimi saymıyorum. Bana böyle yüklemeyin ya. Ne bileyim ya. Mi? Üzülüyorum ben. Dert sahibi oluyorum. Şimdi şu kıza şurada kına yapılmaz mı? Hem de en alası. Bu çocuk gitti tahtlar yaptırdı ya. Evet. Şimdi hakikaten Murat'ın aşkını biliyorum. Esef Bey sen de bana böyle yüklüyorsun omzuma. Diyorsun ki vebali Seda Sayan'ın. Sevim Hanım zaten öyle diyor. E ben nasıl yapacağım bu kınayı? Nişanı yaptık. E kınayı da yapalım. Düğünü de bekleriz. Biraz daha bekleriz. Sizin gönlünüz yumuşayana kadar bekleriz ya. Kınayı yapalım. İzin verirse sen Esef Bey bana kıyamazsın. Ver ver. Bir şey olmaz. Bir yapayım boncuğun kınasını burada. Değil mi? Bana da kızıyorlar orada. Sevim çok kızıyor. Kızsın olsun kızsınlar. Nazlı da kızıyor arada kızsınlar. Ne yapayım ben iyi olsunlar diye uğraşıyorum. Kızsınlar ne olur. Bir şey olmaz. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda. Elinde bir deste gül var hasret koynunda. Elinde bir deste gül var hasret koynunda. Doğru söyle göçmen kızı annen var mıdır? Ne anam var ne babam var kalmışım öksüz. Ne annem var ne babam var kalmışım öksüz. Alayım seni, alayımda gurbet elde sarayım seni. Alayımda gurbet elde sarayım seni. Telgrafın tellerinden haber var mıdır? Ne haber var ne mektup? Var kalmışım öksüz. Doğru söyle göçmen kızı haber yok mudur? Ne gelen var ne giden var kalmışım öksüz. Anan var mıdır? Ne anam var ne babam var kalmışım öksüz. Ne anam var ne babam var kalmışım öksüz. Ben bir öksüz ben bir garip alayım seni. Mi istiyor?
diyorsunuz. Ölene kadar evet. 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 Sonsuza kadar evet. Kavuşamıyor musunuz? Aileleriniz evlenmenize izin vermiyor mu? Ne yaptıysam olmuyor deyip umutsuzluğa kapılmayın. Gelin bana Seda ablanız sizi evlendirsin. Düğününüz benden. Sizleri birbirinize eş, karı koca ilan ediyorum. Keyiziniz benden. Daha ne olsun? Çıkın çıkın gelin anacığım. Nasıl mı ulaşacaksınız? Hemen telefon numarasını veriyorum. Evlenemiyorum, ne yapsam olmuyor diyenler. WhatsApp'tan ne yapıyorsunuz? 0549 108 10 10. Anacığım çok kolay. Değerli izleyicilerimiz, yine sevdiğimiz, kıymetlimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Ahmet İnanır hocam yanımda. Hocam hoş geldin. Çok teşekkür Nasılsın ederim. Nasılsın hocam? Çok teşekkürler. Allah sizi tekrar mutlu etsin. Teşekkür ederiz. Nazarlardan korusun. Sağ olun hocam. Hocam, diz kireçlenmem var. İleride ameliyat yapalım dendi. Ne yapmalıyım diyenler var. Evet. Genelde ifade böyle. Aslında hastayı biraz hayatın akışını bırakıyor. Genel birçok doktorumuz böyle. İleride yaparız. Daha gençsiniz, 45'siniz ama kireçlenmeniz çok ilerlemiş veya 55'siniz ama ilerlemiş 60'a kadar, 65'e kadar düşünülmüyor genelde ameliyat. O arada ileride yaparız. Fakat Şaduman abla da az önce söyledi, devamlı ağrı kesici alıyormuş. Ve ağrı kesiciyle hastanın aslında hastalığı ilerliyor Seda Hanım. Yani şöyle arz edeyim. Mesela şöyle bir diz olduğunda şu aralık, kırmızı aralık var. 1,5-2 sene sonra bir kısım hastalarda bu tamamen kapanıyor. Yani tamamen gidiyor. Ne oluyor öyle kapanınca? Proteze gidiyor hasta. Ağrı kesiciyle proteze giriyor, gidiyor. Yani romatizma ilaçları, kremler, özellikle kremleri çok belirtmek istiyorum. Cildinize sürüyorsunuz, ağrı reseptörleri var. Reseptör ne demek? Almaç. Ağrıyı algılayan şeyler, gösteren şeyler. Siz oraya sürdüğünüzde ağrıyı duymanızı engelliyor aslında. Ama girip dizin içinde hiçbir iyileşme yapmıyor. Hatta ağrı kesiciler için de, romatizma ilaçları için de aynı şey geçerli. Kıkırdak bozulmasına sebep olduğuna dair yayınlar var maalesef. O yüzden şu ifade çok daha muteber ve iyi. Ne diyeceğiz hastaya? Kireçlenmeniz var. İleride ameliyat gerekir. Bakın, dikkat edin. Şimdi yenileyici tedavi uygulayalım. Dize kortizon falan değil. Veya arkadaşlarımızdan proloterapiyle bile kıkırdağın iyileştiğini ifade eden arkadaşlar var. Bu fizik tedavi uzmanı değil veya ortopedi uzmanı değil bu arkadaşlarımız. Maalesef anestezi uzmanı. Konuya çok vakıf olmadığı için bu tür ifadeler kullanabiliyorlar ama proloterapi de dahil dizin içindeki kıkırdağı çoğaltmaz. Bunu belirteyim. Onun için yenileyici, PRP, CGF, PRGF, yani karın yağı veya kemik iliği, kök hücre yenileyici olan bu tür tedavilerden mutlaka yararlanıp hiç ameliyata gitmesin diye uğraşma gayreti içinde olmalı bir hekim. Ama ideal hekim, yani herkes bilmeyince bir şeyler yapıveriyor ağrıyı kesmeye yönelik. Peki Ahmet İnanır hocam, menisküs yırtığında ideal tedavi yöntemi sence nedir? Şimdi menisküs yırtığı için hastalarımız bize de çok soruyor bunu Seda Hanım. Menisküsü yırtıldı. 20 yaşında, 30 yaşında bir genç. Düz yırtık olur genelde. Travmatik olur. Bükmeden dolayı basketçilerde, futbolcularda, voleybolcularda daha çok. Biz de bir işi yaparken burkarsak dizimizi, orada tıraşlama yapıyor. Yani çevirme yırtığı yapıyor. Düz hatlı olur. Mutlaka ortopedi uzmanına gidip onu diktirmelerini çok öneriyoruz. Ha, bunun yanında ne yapacağız? Özellikle dikme, yani iç 3/3 kısım var. Dış kısmı 1/3 dış kısımdaysa dikme sonucu iyileşir. Çünkü kanlanma oluyor ama iç 3/2 iç kısımda bu kanlanma yok. Dikseniz de o yararı görme şansı çok zayıf. Dikilen hastalarda da kök hücrelerden mutlak surette yararlandırmak lazım.
Çünkü hep insanlar menisküsüm vardı benim ama hiçbir şikayetim yok. Bu böyle ifade doğru değil. Çünkü bu menisküs hayatı boyunca kendi kendine iyileşmiyor. Kıkırdak zedelenmeleri de öyle. Yani sizin biraz kireçlenmeniz var. Birinci seviye dörde kadar gidecek ilerlerse. Ama hasta düşünüyor ki şikayetlerim hafif. Ne yapacağız? O şikayetin ikinci, üçüncü, dördüncü evre kireçlenmeye gitmesini önlemek için erken evre kök hücre tedavileri yapmak lazım. Hatta şunu bile öneriyorum. Benim hiçbir şikayetim yokken kendime kök hücre yaptım. Belki 10 sene sonra bir daha yapacağım. Çünkü yıpranıyoruz. Ve ileride sıkıntım bakın şu var. Kıkırdak seviyesi şöyleyse bunu siz şuraya falan indiğinde ağrı hissetmiyorsunuz. Ama şuraya indiğinde veya lokal inişlerde kıkırdak oradan tamamen kayboluyor. Kemik kemiğe değdiğinde kıkırdakta sinir hücresi olmadığı için ağrıyı hissettirmiyor oradaki ufak tefek şeyler, yarılmalar. Ama kemiğe sürtündüğünde, lokal, küçük bir yer sürtündüğünde bu sefer hastanın ağrısı başlıyor. Onun için tedbiri önceden almalı. Hastalarımıza hep bilinçli şekilde anlatıyoruz. Hastamıza şunlar şunlar uygulanabilir, size şu uygun olur demek lazım. Ama elimizde ne varsa genelde özellikle manuel terapiyle bakın menisküs yaralanmaları, yırtıkları kesinlikle iyileşmez. Yani bunu belirtiyorum. Kireçlenmeler kesinlikle iyileşmiyor. Yani bizler de yapıyoruz ama yok. Yani elinde sadece manuel terapi bilen arkadaşlarımız diyor ki ben diz ağrısını tedavi ediyorum. Hayır kardeşim edemezsin. Ağrıyı ortadan kaldırabilirsin. Fakat 3 ay, 6 ay, 1 yıl sonra yine hastanın şikayetleri çıkar ortaya. Onun için içeriye yenileyici, dışına da yenileyici kök hücre ifade ettiğimiz SVF'lerden mutlaka yapmak lazım. Peki kök hücre demişken kök hücre uygulaması da sadece diz içine yapıp bırakmak yeterli mi? Hiç değil. Yapanlar var bunları ama siz konuya ne kadar vakıfsanız o kadar iyi iş yapıyorsunuz. Ama dizin içine verip bırakıyorsanız, ozonu dizin içine verip bırakıyorsanız veya kortizonu, steroidi dizin içine verip bırakıyorsanız hastaya yetersiz işlem uygulamış oluyorsunuz gerçekten. Biz de eskiden böyle yapıyorduk, veriyorduk ama sonra bilgilerimiz genişledikçe diyoruz ki annemize ne gerekiyorsa başka hastalara da bunları akrabası gibi yapalım. Eksik bırakmayalım. Bakın burası çok önemli. Eksik bırakmayalım. Birçok tedavi özellikle de şimdi diz konusunda, kalça, omuz konusunda ehil hocalar, ortopedi uzmanları ve fizik tedavi uzmanları. Diğer arkadaşlarımız bu konularda talih kalır. Yapmıyorlar mı? Yapan bir sürü arkadaşımız var ama hakikaten hakkını verebiliyoruz çok zor. Kök hücre bel fıtığı, boyun fıtığında da tek başına yeterli olur mu? Hayır. Kök hücreyi sadece bakın kalpte yumuşak dokularda kullanabilirsiniz. Bizim dokularımız orada tek başına yeterli olabilir. Ama yine de kardiyolog sadece kök hücreyi verip bırakmaz. Mutlaka diğer tedavileri de el birliği yapması için ekler. Bizim taşıyıcı sistem bizimki. Omurga, diz gibi eklemler taşıyıcı sistemler. Sadece kök hücreyi verirseniz onu başaramazsınız. Belki %10 hastada olabilir. Sınıkçılara da giden insanlar böyle. Yani gidiyor hastaların 100 kişi gidiyorsa 20'si bana da gelse nereye gitse mutlaka yarar görüyor. Üf deseniz yarar görüyor. Yarar görecek grup bunlar. Ama bunun reklamı yetiyor o kişiye. Onun için bilinçli ellere mutlaka müracaat etmeli. Bir sürü doktor arkadaşımız var. Fizik tedavi uzmanı ve ortopedi uzmanı olarak. Mutlaka öncelikle bu konuyla çok iyi ilgilenen, detayı bilen hekimleri seçmekte yarar var. Burada detayı bilen ifadesini kullanıyorum. Okumayan arkadaşlarımız varsa bu sefer onları da okumaya teşvik etmiş oluruz. Bilmeye teşvik etmiş oluruz hastalar eliyle. Peki bir de şey var omuz yırtıkları ve kalça ağrıları. Onda kök hücre tedavisi tabii, etkili olur mu? Eklemin olduğu yerde veya neresi olursa olsun bakın çok kıymetli bir doktor arkadaşımız var. Kök hücreyle görmeyen gözde %50, %60, %40 etki elde ediyor. Allah bu arkadaşlarımız Allah. Tabii. Veya kesilecek bacağı kurtarıyor. Of. Bacak kesilecek, ampute edilecek. İnanın bana. Bunları yapıyorsunuz kas içine ve bakıyorsunuz ki damarlanmalar artıyor. Hastanın ayağı gangrenden iyileşmeye başlıyor. Ve bacak gidecekken, kesilip atılacakken artık hasta kurtulmuş oluyor, hayata yeniden dönüyor. O kadar harika şeyler var. Harika gerçekten. Tabii.
Bel fıtığı tedavisinde radyo frekans veya bele kortizon tek başına yeterli olur mu Ahmet İnanır hocam? Şimdi radyo frekans konusu veya bele kortizon konusu bugün hani yaygın olarak kullandığımız yöntemlerden. Fakat şu var, siz yine burada işin detayını ne kadar az bilirseniz o kadar sarılıyorsunuz radyo frekansa. O kadar sarılıyorsunuz bele kortizona. Halbuki bele kortizon yapmadan, radyo frekans yapmadan, yani o da bir zararlı işlem. Minimal invaziv geçiyor. Cerrahi tedavi invaziv diye geçer. Bunlar radyo frekans ve bele kortizon minimal invaziv ne demek? Küçük invaziv. Bu da bir ameliyat aslında. Yani girerken siz hastaya bir yerde zarar da vermiş olabilirsiniz. Çünkü radyo frekansı ve lazeri özellikle ısıyla yapıyorsunuz. İçeri girdiğinizde dışarıdan yapılan lazerleri çok kullanmıyoruz. Hı. Ama içeriden yapılan lazer radyo frekans biraz ısıtarak etki elde ediyor. Yani faset olduğunda siz siniri tamamen iptal ederek ağrıyı kesmek durumundasınız. Ama konuyu bilmeyen için bu çok kolay. Yani radyo frekansı kullanmak çok kolay. Ağrısını kestiniz hastanın, fakat o faset ağrı olmadığı için büyüyecek, kireçlenmeye gidecek. Sonra ameliyat gerektirecek. Siniri daraltacak. Bunları ufkunuz dar olduğunda düşünmüyorsunuz. Hastanın isteği de bize geldiğinde bir an önce ağrısının kesilmesi. Hayır, çok anlatıyoruz. Mutlaka bunu iyileştirme yoluna gidelim. Radyo frekans yaparsak içeriden bir sisi ameliyat yapmış gibi siz orayı yakacaksınız. Ozonla da yapılıyor aynı şey. Disk içi lazerle de yapılıyor. Bir sisi götürüyorsunuz. Hastanın baktınız, aldınız kenara. Hastanın ağrısı kesilmedi. Bir de ozon yapayım diyorsunuz. Bir sisi de oradan götürüyorsunuz. Yarım ameliyat yapmış gibi oluyorsunuz. Bu kadar ufuk olarak düşünmezseniz hastayı, hastanın şikayetini geçireyim, maddi olarak da kendime gelir edeyim kaygısına düşersiniz. Ama bilinçlendirmeliyiz hastalarımızı. Tabii. Çok var. Yani adam hakikaten, özellikle bazı arkadaşlarımız camiamızda var. Bu işin kendine yönelik reklamını yapan, maalesef fahiş fiyatları elde eden tek tük arkadaşlarımız var, ama bu bizim doktorlar adına utanç verici gerçekten. Biz aramızda da konuşuyoruz. Yapmasak böyle, hastaya iyilik yapar tarzda, evet, bilinçlendirip hayatını kurtarıcı işlemler yapmalıyız. Radyo frekans hayatı kurtarmıyor. Siz yaptınız, biraz büzdünüz, bir süre sonra bu ezile ezile tekrar çıkıyor maalesef. Genişliyor, evet, tekrar ileride hasta tekrar aynı işleme mecbur kalıyor. Buyurun. Doğru. Şimdi 25 yaşında bel fıtığı oldum, ameliyatı oldum, et büyümesi gelişti. Doktor tarafından radyo frekans yapıldı, ozon yapıldı. Faset eklem siniri yakıldı. Ancak sinir köküme de zarar verilmiş. Hayatım kötü etkilendi. Nasıl kurtulabilirim? Yaşını kaç demiştiniz? 25. Şimdi buna benzer bir hastamız var. 23 yaşında delikanlı. Fıtığı büyük ama yaş 23. Şimdi bulguları yok. Anlattık kendisine, ameliyat olma. İleride başına tekrar bundan dolayı işler gelecek. Çünkü disk aralığı daralacak ameliyattan sonra. %25 Seda Hanım, kaç arı yok. İçeriden volüm alıyorsunuz. Arabanın tekerinin havasının %25'ini boşaltıyorsunuz. Onunla hayat boyu gitmeniz çok zor. Mümkün değil. En kısa yerde hava basmanız gerekiyor ki araba iyi gitsin. Aynı şeyi hastalarımız da yaşıyor ameliyattan sonra. Veya lazer gibi, radyo frekans gibi yapılan işlemlerden sonra da bu bir miktar, %25 olmuyor ama bir miktar çökme ileride olacak. O yüzden hastanın o dönemini değil, geleceğini kurtarmaya yönelik işlemler yapmalıyız. Şimdi o hastamız gitti, ameliyat oldu. Sonra aynı buna benzer. Hani bir doktor beyi gitmiş ona, radyo frekans yapmış. Aynı benzer şey. Fasetine bir de. O genç yaşta faset büyümesi olmaz. Baktık MR'ını. İçin biliyorum hastayı. Neden olur? Hastanın şikayetleri çok artmış. Bacağında uyuşma gelişmiş. Yakarken sinirine de zarar vermiş bu arkadaşımız, maalesef doktor arkadaşımız. Bakın, iğneye girdiğimizde hasta nereye girdiğimizi bilmiyor. Siz biliyorsunuz. Oradan geçirmedim, oraya da sokayım. Oradan geçirmedim, oraya da sokayım. Tek yöntem giderseniz hep bunu yapıyorsunuz. Ama bu değil, radyo frekans. Bugün neredeyse. Ama daha ucuz yöntemlerle siz dışarıdan bu işi halledebiliyorsanız hastaya bu yükü yapmamalıyız. Biraz da hasta gayreti, işbirliğiyle hastanın hem o gününü hem geleceğini kurtaralım.
Diz bozulması diye bir şey var. Nedir o diz bozulması? Diz bozulması yapan nedenler neler? Merdiven çıkmak, yürümek, squat, yürümek, yürüme evet. bandı. Dizde bozulma yapar mı bunlar? Kesin. Diz bozulması ne? Mesela herkese diyoruz ki yürüyün. Hele kilolu hastalara lütfen yürüyün demeyelim. Yani nerede yürüsünler? Havuzda yürüsünler. Yük bine bine. Şunu çok dikkat çekici Seda Hanım. Mesela siz merdiven iniyorsunuz. Evet. Dizi kilitliyorsunuz. Veya merdiven çıkarken diz kapağını kilitliyorsunuz. Yük, ben 80 kiloyum şu anda. 80 çarpı 3, 240 kilo çıkarıyorum merdiven inip çıkarken. Merdiven fizyolojik bir şey değil. Siz diz kapağı önce kireçlenen bir yer. Herkes kıtır kıtırtı, kıtırtı diyor ya. En çok diz kapağında kireçlenme kondromalazi patella deniyor buna. Şimdi squat yaparken bu aşağı yukarı 7-8 katına çıkıyor inanın bana. Veya yürürken, koşarken özellikle yürürken demeyeyim, koşarken daha bariz bir 10-12 katına çıkıyor. Hele yürüme bantları diz kapağını haşet ediyor. Anladık. Tabii. Peki, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Ahmet İnanır hocam. Teşekkür ediyoruz alkışlarla. Çağlar Ökten. Hani benim becerim, becerim sarılır vereceğim.